Günaydın efendim, ben Merve Yıldırım. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 10 Temmuz 2021'i gösteriyor. Bizim buralarda harika bir yaz havası var. Hemen sizi manzaramızla buluşturmak istiyorum. Dışarıda sahil havası alabileceğiniz güzel günleriniz olsun dilerim ki. Pırıl pırıl deniz parlıyor ama her şey uzaktan göründüğü gibi değil ne yazık ki. Müsilaj problemi halen devam ediyor. Ama bugün gelirken çöp görmedim yerde. Belediyemiz güzel çalışmış. Her ne kadar sorumsuz vatandaşlarımız olsa da bir yandan da temizlik çalışmaları sürüyor biliyorsunuz ki. İrfan'cığım, bugünkü etiketimizi de seyircilerimizle buluşturalım. Hemen geliyor efendim. Gerçek şu ki etiketiyle güne başladık biz bugün. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlarınızla, düşüncelerinizle, haberlere dair görüşlerinizle bizimle birlikte olabilirsiniz. Çok yoğun bir gündem vardı Türkiye'de. Erken seçim tartışmaları bir yanda, söke söke tartışması başka bir yanda, iktidarı teslim tartışması, ekonomik tartışmalar. Tabii ki bunun vatandaş boyutu var. İşkur kapısında özellikle hiç bitmeyen ve insanlık dramının yaşandığı görüntülere tanıklık ettik bu hafta. Çok yoğundu. İşten çıkarma yasaklarının sonrasında maalesef ki insanlar işkur kuyruklarında umut arayışındaydı. Ekonominin her dalına, her konusuna, her başlığına değinmeye çalışacağız özellikle. Tüm maddelere geçmeden önce hava durumuna bakalım, memleket havasına bakalım. Ne yazık ki bazı illerimizde sel felaketi yaşandı ve halen yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ama meteorolojiden alınan bilgilere göre yeni yağışlar kapıda, dikkatli olmak gerekiyor. Günlerdir sağanak ve sel uyarısı yapıyor meteoroloji. Benzer bir uyarı daha bugün de Orta ve Doğu Karadeniz'le 12 il için var. Özellikle günlerdir selle mücadele eden, yaralarını sarmaya çalışan Sakarya ve Düzce'de yeni su baskınlarına dikkat. Haziran yağmurlu bitti. Temmuz ayına güneşli girdi Türkiye. Tam yaz geldi, sıcaklık arttı. Yaz yağmurları bitti derken Temmuz'da Haziran'ı aratmaz oldu. Hemen her ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor her gün. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan sel haberleri geliyor. Iğdır'da sağanak yağış ve dolu sonrası yollar göle döndü. Ağrı Dağı eteklerindeki bazı köylerde evleri ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan Karayolu ise selin beraberinde getirdiği kum ve çakıl taşları nedeniyle trafiğe kapandı. Kars'ta da dolu ve sağanak sonrası durum benzerdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyaza bürünen tarım arazilerindeki ekinlerde hasar oluştu. Düzce'nin 4 ili Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova'da sel sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak yağmur da bir yandan devam ediyor kentte. Meteoroloji yeniden sağanak uyarısı yaptı Düzce ve bir diğer sel mağduru il Sakarya için. Bugün Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'la Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu. Yağmur bu bölgelerde hafta ortasına kadar devam edecek. Bu da yeni su baskınları riski demek. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ve tabii ki koronavirüs tablosunda kritik uyarılar var. Delta mutasyonu meselesiyle uğraşıyoruz tüm dünya gibi ve gevşemiş haldeyiz. Tedbirler gevşetildi. Aşılama hızında aslında ilk haftalara oranla bir düşüş söz konusu ve bu da ürkütücü. Hemen tablomuza, haritamıza şöyle göz atmak gerekirse Türkiye'de birinci doz ortalaması %60.35 oranında. İkinci ve üçüncü doz toplamı 57 milyon civarında ama ne yazık ki Türkiye'de, yani ülkemizde bizim koronavirüs aşısını ikinci dozu olmuş olan vatandaşlarımızın sayısı, oranı %27,02 ve bu oran çok düşük. İlerleyemiyoruz. %70 oranında bağışıklık kazanabilmemiz için toplumun ikinci doz aşısının da sonbahara kadar bitmiş olması gerekiyor ama aşılama hızında gerçekten yavaşız. Ve illerimize baktığımızda burada çok net göremiyorum ama özellikle Muğla bu seviyeyi aşabilmiş tek ilimiz. Güneydoğu bölgesinde
çok yavaş ilerliyor işler. Sağlık Bakanlığı özellikle cami çıkışlarına ya da insanların evlerinde sağlık görevlileriyle buluşmalarına fırsat tanıdı. Ama aşılama hızında istenilen seviyeye ulaşamadık. Üçüncü doz hatırlatması yapılması gereken bu süreçte bizler hala ikinci dozumuzu olmadık. Tabii ki gençlerde de aslında baktığımızda çok ciddi bir düşüş var. Ve gençler, çocuklar çekimser yaklaşıyor. Ya 18 yaş üzeri olarak değerlendirdiğimizde aslında çekimser yaklaştığını gösteriyor istatistikler. Ama korona tablosunda dördüncü dalganın kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Vaka sayısı 5000'in üzerinde. Gerekirse tüm vatandaşları bulundukları yerlerde aşılayacağız demişti Sayın Fahrettin Koca. En büyük silahımız aşı sevgili izleyiciler, ama halen %20'yi bile bulamadık bizler aşı oranında. Başka bir oranımız daha vardı bildiğim kadarıyla Öznur. O gelene kadar yoğun bakımda delta varyantlarının da özellikle yükseldiğini söyleyebiliriz. Almanya, Amerika'da delta varyantı alarm veriyor. En çok çocuklarda tespit ediliyor Hindistan mutasyonu, yani delta mutasyonu bir diğer adıyla. Ve aşılanmayan grupta arasında da hızla yayılıyor. O yüzden sevgili izleyiciler, aşılanma meselesine lütfen dikkat buyurunuz. Lütfen hem sevdiklerimiz hem de kendi sağlığımız için bir an önce en büyük silahı virüse doğrultalım. Son durumu şimdi izliyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Şu anda virüsle bir yarış halindeyiz. Eğer aşılarımızı düzgün bir biçimde tamamlayıp o toplumsal bağışıklık oranına bir an önce ulaşabilirsek virüsü biz yeneceğiz ve sonbahara çok rahat gireceğiz. Ama bunu yapamazsak ne yazık ki bizim açımızdan ve toplum açısından kötü bir süreç yaşayabiliriz. İşte bu kritik eşikte Türkiye. Aşılama oranı istenilen seviyeye ulaşmazsa sonbaharda delta mutasyonu nedeniyle dördüncü dalga kapıda. Aşıya ilgi ise düştü. İlk doz aşılama neredeyse ikinci ve üçüncü dozlarla aynı sayıda. Yani aşısına olan yeni dozlarını tereddütsüz yaptırıyor. Olmayansa hala bekliyor. 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısı ise 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. Sağlık Bakanı'nın verdiği oran tek doz için. Tek doz aşı yaptıranlarda 18 yaş üstü nüfusun oranı %60, bayrama kadar %70 hedefleniyor. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmeliyiz. Biz 1 Temmuz itibarıyla da neredeyse eski normal yaşamımıza dönmüş durumdayız. Kurban Bayramı ile beraber çok ciddi bir insan hareketliliği olacak ülke içerisinde. 9 Temmuz itibariyle Muğla'dan sonra iki ilimiz daha maviye döndü. Kırklareli ve Çanakkale. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından her iki ili de tebrik etti. Bayram öncesi hedefe ulaşılsın diye aşılamada geride kalan illerin camilerinden anonslar yapıldı. Hacı Aşı Arhat'ı Kentelemeleri Camii. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Memnunuz. Vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz aşıyı. Van Çatak'ta cami avlusuna aşı istasyonu açıldı. Çünkü ilde aşılama tek dozla bile henüz nüfusun yarısına ulaşmadı. Türkiye genelinde ise çift doz aşılananların oranı sadece %20 sınırında. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi diyelim. Bir pik daha yapabiliriz. Bugün bir haber aldım. Hastanemiz çalışanının bir yakını, 22 yaşında gencecik bir kızcağız, şu anda entübe olmuş durumda. Peki hocam, hastanelerinizde bir yoğunluk var mı? Böyle tek tük gelmeye başladı. Yani yavaş yavaş gelmeye başladı tekrar hastalar. Bizim yoğun bakımımıza da birkaç hasta geldi. Delta mutasyonunun gençlerde daha çok görülmesinin sebebi aşı yaptırmamış olmaları. Güney Kore'de bunun en net örneği. Ülke koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla anılıyordu. Ancak delta nedeniyle vaka sayılarında rekorlar yaşanıyor. En çok da 20-30 yaş arası aşı olmayan grupta tespit edildi. Başkent Seul'de kısıtlama kararları alındı. Güney Kore'de şöyle bir örnek var.
yani 1000 civarında olgu görmelerine karşın 1000 sayısı hemen yasaklamalarla hastalığı evet. kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bizde şu andaki olgu sayımız 5000'i geçmiş durumda ve biz normalleştik. Yani böyle bir çelişkiyle de karşı karşıyayız. Ağustos'ta Delta varyantı tehlikesi. Yeni Çağ gazetesinden bir detay. Profesör Doktor Gülay Korukluoğlu vakaların %80'i daha da bulaşıcı olacak diyor. Delta varyantının yayılmasının beklenmedik şey olmayacağını ifade etti Profesör Doktor. Ve önemli olan ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olacağı dedi. Son 24 saatteki 228.826 testte 5.670 vakaya rastlandı ve 59 kişi de hayatını kaybetti. Ne yazık ki günlük vaka sayısı da 5.670 ve pek çok ülkede de alarm var. Japonya özellikle yeniden OHAL ilan etti. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da Delta mutasyonu varyantı var sevgili izleyiciler. Tabii bir yandan da tüm aşılar revize ediliyor Delta mutasyonuna karşı. Bizim ülkemize baktığımızda yerli aşımız içinde başka gelişmeler var. TÜRKAVAK yerli aşımız için gönüllü olduğunuz için öncelikle teşekkür edelim. Sağlık Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuzdan bu tarafa yerli aşıyı bekliyordum. Kayıt olmuştum, Allah'a şükür sıram geldi. Sinovac, BioNTech gibi aşılamalarda hız çok önemli bir unsur. TÜRKOVAK'ta da biz olabildiğince elimizi hızlı tutup olumlu sonuçlarıyla birlikte yaygın kullanıma geçmesini planlıyoruz. Aşılanmak için yerli aşıyı bekleyen çok. Sonunda TÜRKOVAK için en somut adım atıldı. Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başladı. Faz 3 çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca, kısa sürede yaygın kullanıma geçileceğini ümit ediyoruz. Önceliğimiz yerli. Yerli aşıyı tavsiye ederim herkese. Kendi bildiğimiz Türk hekimlerimizin, Türk Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Başkent'te Ankara Şehir Hastanesi'nde, İstanbul'da ise Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanelerinde başladı gönüllülere uygulama. Türkiye'deki 30 merkeze yayılarak devam edecek. Yerli aşı 18-55 yaş aralığında koronavirüs geçirmemiş olanlara uygulanıyor. Gönüllü olmak için aranan diğer bir şartsa hiç aşılanmamış olmak. Aşı tanımlanıp kişilere aşı yapıldıktan sonra da çok yakın bir şekilde takipte tutuluyorlar. Günlük aramaları yapılıyor. Gerek yan etki açısından gerekse sonraki enfeksiyon durumları açısından bu gönüllülerimizi uzun bir süre takipte tutmamız gerekiyor. Gönüllü olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Gönüllü olmanızda bu kararı vermenize en etkili neden neydi? Yerlilik. Yerli aşının faz 3 çalışmaları plasebo yani boş aşı yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la beraber yürütülüyor. Yani gönüllü olanlar her durumda aşılanmış olacak. E-nabız üzerinden randevu alan ve uygun bulunan gönüllülerin aşı ataması ise rastgele seçimle yapılıyor. TÜRKOVAK bağlamında tabii hepimiz bu aşının başarılı olup ülkemiz tarafından geliştirilmesinin gururunu taşımak istiyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar sonucunda elde edeceğimiz olumlu sonuçlarla bu gururumuz pekişir. Biz memnunuz şu anda. İnşallah herkes katılır. Türk aşısını bekleyen ve faz 3 çalışması için gönüllü olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz. Efendim biraz da siyaset gündemine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyaretindeydi. Sabah gazetesinden ilk manşetimiz gelsin. Evlat nöbetinde en güçlü destek, Diyarbakır annelerini nöbet çadırında ziyaret eden Başkan Erdoğan, bu cesur anneler açtıkları bayrakla hem korku duvarını yıktı hem de bölücü örgütün kalleş yüzünü deşifre etti dedi. Sabah gazetesinden ilk detayımız geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret etti ve evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Ardından da çözüm sürecine ilişkin çok dikkat çekici cümleler kurdu. Süreci biz başlattık ama HDP bitirdi dedi. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü
deşifre ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 700 gündür evlat nöbetinde olan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Erdoğan Diyarbakır annelerine evlatlarınıza kavuşmanızın takipçisi olacağız sözünü verdi. Toplu açılış töreninde ise 6 yıl önce biten çözüm sürecine ilişkin bugüne kadar kurmadığı cümleler kurdu. Çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Bunları gördüğünüz her yerde sorun, sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? 2013 yılında başlayan çözüm süreci 2015 yılında sonlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci sonlandıran iktidar değil HDP dedi. HDP'yi Diyarbakırlılara şikayet etti. Siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Silopi, köstebekler gibi kazanlara siz ne yapıyorsunuz demediler. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder? Utanmadan, sıkılmadan hala barış, kardeşlik, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz. Ey HDP! 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı'nın süreci biz sonlandırmadık açıklaması dikkat çekiciydi. Kayyum atamaları üzerinden de HDP eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri olan neydi belirsiz birine hesaba çektirdiler. Sizlere hizmet getirecekleri yerde hendek ve çukur kazmadılar mı? Belediyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurdu. Cumhurbaşkanı'nın hedefinde CHP ve İYİ Parti de vardı. HDP ile işbirliği içinde olduklarını söyledi. Çözüm sürecini baltalayanlar CHP ile işbirliği yapıyor. Hatta anayasa yapmaktan bahsediyor. İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini, vur öbürünü. Erdoğan'ın çözüm sürecine ve muhalefete yönelik sözleri rafa kalkan bir tartışmayı yeniden siyasetin gündemine getirecek gibi. Erdoğan Diyarbakır cezaevi ile ilgili de önemli bir bilgi verdi. Bir de müjde vermek istiyorum. Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Diyarbakır'da gençlerle de buluştu Erdoğan ve türkü seslendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 25 gün süren adalet yürüyüşünde İstanbul'a ulaştığı günün 4. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşün görüntüleri ve adalet isteklerine ilişkin sözlü mesajları vardı. Adalet olana kadar yürümeye devam edeceğiz. Ne zaman hakkımızı alabileceğiz, ne zaman sesimizi çıkarabileceğiz, bu yürüyüş bence o zamana kadar devam edecek. Adalet herkese lazım. Onun için yürüyorum. Ülkemde adalet gelsin. Her şey hakkını yerini bulsun diye yürüyorum. Benim çocuklarım, benim torunlarım daha iyi yaşasın. Daha adil bir ülkede olsun diye yürüyorum.
Cumhuriyet Gazetesi'nden ilk siyasi detayımız gelsin efendim. Cumhuriyet Gazetesi gelirken kazanan Soylu Cephesi başlığıyla güne başladığını belirteyim. AKP'yi de bölen o hal sonrası düzenlemeleri 3 yıl daha uzatılıyor diye çıkan bir haber. Şöyle ki AKP içinde ve kabinede Adalet Bakanı Gül'ün başını çektiği birçok ismin 31 Temmuz'da süresi dolacak olan o hal sonrası düzenlemelerinin bitirilmesi ve normalleşmeye geçilmesi yönündeki görüşü kabul görmedi. Erdoğan'la görüşen Soylu'nun hamlesi sonrası düzenlemelerin 3 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Soylu'nun Erdoğan'a düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğunu ilettiği öğrenildi. AKP kulislerinde Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Soylu'yla Erdoğan'ın arasının düzeldiği belirtiliyor. Teklifin meclise sunulmasıyla Soylu'nun kazandığı değerlendirmesi yapıldı. Malum Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı arasında gerginliğin olduğu kulislerde konuşuluyordu ve parti içerisinde, AK Parti içerisinde de bu durumun araştırılmasını isteyen vekillerin olduğu, bakanların olduğu konuşuluyordu Ankara kulislerinde. Ve bu zamana kadar da Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana gelmemişlerdi, açıklama yapmamışlardı. Ama MHP liderinin çıkışıyla birlikte İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez aynı ortamda bir araya geldi. Ve bakın hangi detaylar kaydedildi. Ülkenin bakanlarından birinden bahsediyoruz ha, gitmiyor. Kimse görevden de almıyor. Servet transferi iddiası var, şantaj iddiası var. Uyuşturucu iddiası var, akraba kayırmacılığı var, şirketinin bakanlığı döneminde ölçüsüz büyümesi var. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapmışlarsa, şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Bahçeli'nin sahipsiz değil çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı ile ilgili konuşacak mı sorusu sorulurken, Erdoğan ve Soylu haftalar sonra ilk kez aynı karede görüntü verdi Diyarbakır'da. Cumhurbaşkanı konuşmalarında Soylu'nun ismini anmadı ama hakkındaki iddiaları gündemden düşürmeyen muhalefeti hedef aldı. Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek 2023'e giden süreçte de bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. Yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın bir gün o görevde kalmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Başını CHP'nin çektiği her kesim, dozunu her gün biraz daha yükselttikleri nefret söylemleriyle bu kirli planlara destek veriyor. Süleyman Soylu yere düştü. Bahçeli yanında durmasa AK Parti'nin diğer yetkilileri üstüne çullanacak. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından yalnız bırakıldığını söylüyor. MHP liderinin çıkışına karşı Erdoğan'ın benzer cümleler kurmamasına dikkat çekiyor. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Şaibelerin ortasındaki bu ismin yükünü daha ne kadar taşıyacaksınız? Yoksa krizlerin ortağı Sayın Bahçeli'yi hükümet sözcüsü olarak mı atadınız diye soruyorum. Cumhur İttifakı'na karşı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Bahçeli, Soylu'yu terörle mücadele kahramanı ilan ettikçe Erdoğan rahatsız oluyor. Bir tek ben kahramanım, başka kahramana yer yok diyor. Ve Sayın Soylu'nun adını ağzına almıyor. Muhalefet Erdoğan'ın Soylu ile ilgili sessizliğine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na psikolojik harekat yürütülüyor cümlesi, Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkan cümlelerin hedefi Erdoğan yorumlarına yanıt gibiydi. Gerçek şu ki etiketiyle güne başlamıştık. Kazım Karagöz diyor ki gerçek şu ki 25 yıllık esnafız, geçinemiyoruz. Bağkur prim borcumuzu yatıramıyoruz. Yetkililer sessiz, Ankara sessiz, esnaf çaresiz diyor izleyicimiz. Sıtkı Övet, gerçek şu ki hayat şartları her gün daha da zorlaşıyor. Dar gelirliğe bayram gelmiyor diyen izleyicilerimizden biri. Ve Sinan Bey, gerçek şu ki Çorlu katliamının üzerinden 3 yıl geçti ama adalet halen yerini bulmadı. Sorumlular yerine acılı ailelere soruşturma açılıyor. Gazetecilere soruşturma açılıyor aynı zamanda. Ve Hasan Bey, bir EYT'li kendisi. Gerçek şu ki milyonlarca EYT'linin emeklilik hakkı yasanın geriye işlemesiyle
gasp edildi diyor. Gerçek şu ki etiketiyle yazmış olduğunuz mesajları, yorumları, görüşlerinizi Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram adreslerinden ulaştırıyorsunuz efendim. Ve biraz da ekonomi, vatandaş cephesinden, işçi, emekli cephesinden bakıyoruz Türkiye'nin durumuna. İlk gazetemiz Aydınlık Gazetesi. Adıyaman'da üreticilere gözaltı vardı. Köylerin yolunu kestiler, ek kuvvet getirdiler. Yetki belgesi düzenlemesinin geri çekilmesini bekleyen tütün üreticisi şafak baskınıyla karşılaştı. Operasyonda 30'dan fazla üretici gözaltına alındı. Köy yolları traktör çıkışlarına kapatıldı. Eyleme katılan araçlara binlerce lira ceza kesildi. Türkiye'de son yıllarda yasal bir hak olan eylemde işte böyle engellenebiliyor efendim. Bir diğer gazetemiz daha gelsin. Evrensel Gazetesi'nden geliyor. Emek isyanda. Aslında Türkiye'nin farklı farklı noktalarından isyan seslerinin yükseldiğini görüyoruz. İsyan sesleri derken bu tamamen dar gelirli, geçinememe, temel ihtiyaçlarını karşılayamama, haklarını alamama meselesi üzerine kurulu bir isyan. Haklı bir isyan aslında. Adıyaman'da yetki belgesi olmayan tütün üreticilerinin isyanı. İşte Evrensel Gazetesi de durumu böyle gördü. Ama acımız büyük. İkinci detayımızı verebilir miyiz İrfan'cığım? Verilen sözlere rağmen tazminat sorunu çözülmeyen, Ankara'daki son görüşmeden de olumlu yanıt alamayan madenciler Soma'ya dönüşte kaza yaptılar. İki kişi hayatını kaybetti. Bağımsız Maden İş Sendikası öfkemiz çok büyük, çok büyük dedi. İşte hak ihlalleri, yasaların, adaletin işlemediği ekipten, adaletin işlemediği acılı insan selinden bir yansıma da Soma ve onun yansımasıydı efendim. İlerleyen dakikalarda göreceğiz zaten bu haberi ama özellikle haklarını alamayan, istedikleri zammı alamayan vatandaşlarımızın isyan seslerini son zamanlarda çok görüyoruz. İşkur kapısında bu hafta ağlayanlar vardı. İş bulamadığı için, ihtiyaçlarını karşılayamadığı, çalışamadığı için ağlıyor aslında insanlar. Ne acıdır ki onların sesini duyan yok. İşsizlik zaten yüksekken bir de işten çıkarma yasağı sona erdi. İstanbul Ticaret Odası'ndan işsizlik fırtınası daha da büyümesin diye hükümete teşvik çağrısı geldi. DİSK'in hazırladığı rapora göre ise işsizlik oranı resmi rakamların çok ama çok ötesinde. Yeniden iş bakacağız, iş bulacağız kendimize. Bu yoksullukta, bu durumda ne yapabiliriz? Gelir sıfır, benden başka çalışan yok. Ne zaman işten çıkartalım? Bu ayın 3'ünde. İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Uzun süredir işsiz olanlara işten çıkarma yasağından sonra yenilere eklendi. İşsizler gelir arıyor. İşverense daha fazla çalışanı işten çıkartmak zorunda kalmamak için teşvik bekliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı da hükümete verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu. Mevcut istihdamı destekleyen ve gündeme geleceği ifade edilen 75 liralık desteğinde bir an önce devlet girişi konusunda Sayın Bakan'ın desteklerinizi istirham ediyoruz. Evliyim, iki çocuğum var. Evin elektriği kesiliyordu. Kesilmişti hatta. Doğalgaz kesilmek üzereydi. Akrabalardan rica ettim. Hani ne gönderebiliyorsanız, kötü durumum yok dedim, kötü durumdayım, bana yardımcı olun dedim. İşsizin kıskacında Aşkın Altun, iki çocuğu var, onun çocuklarına bakması gerekirken ailesi ona bakıyor. Annem emekli maaşından, çok kötü bir şey yani, bizim onlara bakmamız gerekirken onlar bize bakıyor şu anda. Günlük iş buluyorum, kamyon bindirme oluyor. Her gün çıkmıyor tabii canım, haftada bir kere, 10 günde bir kere denk geliyor. Salgınla yavaşlayan çarklar için planlama şart uyarısında bulundu İstanbul Ticaret Odası Başkanı. DİSK'in hazırladığı raporda da işsizliğin resmi rakamların çok daha ötesinde olduğunu gösteriyor. 16 aylık Covid biliyoruz ki gelecek 10 yılımızı değiştirecek. Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için hükümetimizle beraber ciddi bir hazırlık döneminde girmiş bulunuyoruz. DİSK'e göre gençlerde işsizlik %40'ı aştı. Bunların yarısı ise yoksullukla mücadele ediyor. En acı olansa iş için en verimli çağda anne babalarının eline bakıyor olmaları. Evet, DİSK maaşı başvurusu yaptım. Yeni bir iş arayışındayım. Yaş kaç? 24. Askerliğimi yapmışım, gelmişim.
Yani insan utanıyor istemiyor. TÜİK %25,6 olarak açıklamıştı ama DİSK'e göre gençlerde işsizlik %42,7'ye ulaştı. En verimli yaşlarını iş arayarak geçiriyorlar. Kimi işten çıkarma yasağı varken KOT 29'da işsiz bırakıldı, yeni iş bulamıyor. Kimi ise kısa süreliğine devletten yardım aldı ama şimdi artık geliri yok. Keşke kendim çalışıp kazanabilsem. Çalışabilecek yaştayken KOT 29 yüzünden işçilik sicilim bozulduğu için iş bulamıyorum. Biraz sosyal dayanışmadan işte vakıftan şeyden yardım ara sıra geliyor. Başka gelmedi. Başka gelirimiz yoktu. Yüz binlerce öğretmen adayı atama beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açığı yok demişti. Birkaç gün sonra ise Milli Eğitim Bakanı açık var ama bütçe yok açıklaması yaptı. Saadet Partisi'nin öğrenci kongresine katılan ataması yapılmayan bir öğretmen yüz binlerce aday adına konuştu. Ben Hacettepe Üniversitesi İlgisayar Öğretmenliği mezunuyum. KPSS'den 88 aldım. Türkiye'de 59. okuluna atılamıyorum. Kafam dere çıkmış, sırtım dere çıkmış. Doktor bana diyor ki kanser olacaksın böyle gidersen. KPSS sınavına Türkiye derecesine rağmen atanmayan bir öğretmenin isyanı. Hiçbir kişi dere getirmiyor. Ben anlam veremedim bu işe. 17 yıl en düşük ataması yapılıyor. Ve puanım 25 gün sonra geçersiz kılınacak. Yalvarıyorum size, ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bin atana. İhtiyacımız neyse ihtiyacımız. Açık var. Bilmiyoruz. Ama size fazlalık var. Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmene kapıyı Cumhurbaşkanı kapatmıştı. İhtiyaç çok fazla var diyerek ancak birkaç gün sonra Milli Eğitim Bakanı öğretmen ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Öğretmen ataması. Açık var. Bazen kadrolarla ilgili bütçe kısıtları nedeniyle bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor. Bu sene de böyle oldu. Öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı. Cumhurbaşkanı öğretmen fazlası var derken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bütçe kısıtlamasını gerekçe göstererek öğretmen atamalarının yapılamadığını açıkça söyledi. Saadet Partisi'nin online olarak yaptığı öğrenci kongresine atama bekleyen öğretmen İrfan Başkaya'nın sözleri damga vurdu. KPSS puanı 88, Türkiye 59.sü. Şu an benim 25 gün sonra puanım yazacak. KYK çıkartıldı yılın başında. 2 yıl geçerli olan puan bir yıla düşürüldü. Ben Hacettepe Üniversitesi İlgisayar Öğretmenliği mezunuyum. KPSS'den 88 aldım. Türkiye'de 59. okuluna atanamıyorum. 2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olan İrfan Başkaya atama bekleyen yüz binlerce öğretmenden biri. Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bölüm bence bilişim, yazılım ve bu bölüm şu anda 50 kişi atıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda 1500 civarı atanan bölüm şu anda 50 kişi atanıyor. Benim abim Aselsan çalışıyordu, şu an yurt dışına gitti. Neden gitti? Çünkü ülkede değer yok. Sayıştay raporuna göre 450 bine yakın öğretmen atama bekliyor. Her sene bu rakama 40 bin yeni mezun ekleniyor. İktidar öğretmen açığını sözleşmelerle kapatmaya çalışırken yakın zamanda da yeni atamalara ilişkin bir işaret vermiyor. Bir Gün gazetesinden bir başka detay. Emek isyanda. AKP iktidarının işçi ve emek düşmanı politikaları isyan ettirdi. Pek çok şehrin sokakları emekçinin sesiyle yankılandı. Adana'dan bir kare görüyorsunuz. Madenciler, enerji iş kolunda çalışanlar, tütün üreticileri, kamuda çalışan işçiler tek ses oldu. Bu devran böyle gitmez dediler. Ve aslında zamlar meselesine geldiğimizde de ne emeklinin yüzü güldü ne de başka meslek gruplarının. Kamu işçileri için zam pazarlığı başladı sevgili izleyiciler ve işçi sendikalarının teklifine karşılık hükümetin getirdiği öneri beklentilerin çok altında kaldı. Buyurun. Bizim taleplerimizi Sayın Bakanımızın vermiş olduğu teklifler karşılaması mümkün değil. Sendikalar en düşüğü 3670 lira olan kamu işçilerinin taban maaşının 4800 liraya yükseltilmesini istedi. Yani %30 zam talep ettiler. Bu teklife karşılık hükümet ilk 6 ay için %9, ikinci 6 ay için ise %5 ve enflasyon farkı önerdi. Maaşı brüt 3750 liraya kadar olana 100 lira, 4000 liraya kadar olana ise 60 lira seyyanen zam önerisi geldi. Elbette ki 4800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama ancak bu kadarını da biz gerçekten beklemiyorduk. Türk İş ve Hak İş kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri için 30 Mayıs'ta vermişti teklifini. Çok altında karşılık geldi. Bunu biz Türk İş olarak, Hak İş olarak
çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Kamu işçilerinin en düşük memur maaşı olan 4800 liraya yükseltilmesini istiyor sendikalar. Uzlaşma için bayram sonrasına randevu verildi. Biz düşük ücretlere özellikle 4800 liraya çekilmesini istemiştik. Bayram sonu da inşallah daha doyurucu bir şekilde bir sonuca gitmemizi şahsen arzu ediyorum. Karar Gazetesi'nden bir başlık, günün acı başlığı aslında. Vicdanınız rahat mı? Madenden yine acı çıktı. Haklarımız ödenmedi diyerek yürüyen Somalı işçiler seslerini Ankara'ya duyuramadı. Dönüş yolunda biri sendika başkanı, iki kişinin hayatını kaybetmesi ise Türkiye'yi yasa boğdu. Yıllardır ihmallerle gelen ölümlerin ve hak ihlallerinin son halkasında yaşanan trajedi vicdanları ayağa kaldırdı. Adaletsizlikleri bitirecek adımlar atılsın, artık ocaklar sönmesin çağrıları yapıldı. Ne yazık ki Soma toplu mezara gömüldü. Tahir Çetin ve Ali Faik, Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah sabır versin. Ama Soma'da 301 madencinin hayatına mal olan faciada yargılama süreci ailelerin acılarını ne yazık ki katladı. Ve sorumlulara ödül gibi cezaların ardından bu kez Soma'da 15 yıldır tazminat mücadelesi veren işçilerin mücadelesi vardı. Ama acının üstüne bir de bu acı yaşandı. Biz kanun istedik, kanun. Kanunla bu işçilerin hakları. Ey Türk milleti, neredesiniz? Neredesiniz? Çelik kuvvetiyle askeriyle jandarması hep karşımızda. Neden? Neden Allah aşkına neden? Haykırdığı son cümleleriydi bunlar. Maden işçisinin sesi oldu. Çalınmadık kapı, yürünmedik yol bırakmadı. Her kapı yüzüne kapansa da vazgeçmedi. Ankara'dan Somalı maden işçileri için yaptığı görüşmeden dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Soma'da madende babasını kaybeden, tazminat mücadelesi veren Ali Faik İnter'in ölümü madencileri ve sevenlerini yasa boğdu. Kanunsuz, adaletsiz, insana insan gibi değer vermek nasıl bir adaletsizlik var? Nasıl? Yeter ya. Madende kaybettikleri uzuvları, artık nefes alamaz hale gelen ciğerleri, görmeyen gözleri için Somalı Uyar Madencilik işçileri bir kez daha Ankara'da meclise yürümek istedi. Hafta başında başkente alınmadılar. Sendika Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter hükümetle görüşmeleri sürdüren heyetteydi. Son görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş da yaptılar. Mağdur olan iş arkadaşlarımızın mağdur olan listeyi istediler. Naci Bostancı da ifade etti. Bir yasada yana değil, çözüm için başka bir yolları arandığını ifade ettiler. Yine elleri boş ama verilen sözlerle Ankara'dan ayrıldı madenciler. Manisa Soma'ya dönerken 5 günlük yorgunlukla çıktıkları yolun son 15 kilometresinde kaza yaptılar. Araçları yoldan çıktı. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve babasını madende kaybeden Ali Faik İnter hayatını kaybetti. Süleyman Soylu, hani verdiğin söz, hani namus sözü vermiştin? Ankara'ya girişlerine engel oldun ve bugün onlar hayatta yoklar. Umarım bir gün bu yaptığınız zulmün hesabını verirsiniz. 27 yaşındaki Ali Faik İnter Soma'dan son yolculuğuna uğurlandı. Sendika Başkanı Tahir Çetin ise cumartesi günü toprağa verilecek. Çabaları, mücadeleleri ise hiç unutulmayacak. Defalarca kendilerini yasa için ısrarla ikna etmek için mücadelemizi ettik ve mücadelemizi etmeye devam ettireceğiz. Ölmek var, ölmek yok! Doktor Aysel Yavuz, günaydın. Gerçek şu ki gençler işsiz ve aç, birkaç fakülte birden bitiren iş aramaktan bıktı. Diğer taraftan huzur hakkı adı altında bazı bürokratlar 3-4 maaş birden alıyorlar. Başarılı olmadıkları gibi başarılı gençler istenen noktalara gelemiyor. İşte bir Türkiye gerçeği. Türkiye'ye özgü bir gerçek aslında, acı gerçeklerden biri. Gerçek şu ki etiketiyle güne başladık efendim. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi bir çay kahve molası veriyoruz ve dönüşte tekrar birlikteyiz.
Sözcü gazetesinden aslında son haftanın en çok tartışılan ve en çok konuşulan konularına başka bir açıdan bakmamızı sağlayacak bir yansıma göreceksiniz efendim. Kişi başı milli geliri 52 bin dolar olan Finlandiya'nın başkanı tarifeli uçağa binip gelmişti. Uçak satma atışmasına farklı bir bakış açısı aslında. Erdoğan'ın uçaklar konusunda CHP liderine devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok dediğini duyunca aklıma şu geldi diyor Deniz Zeyrek. Kişi başı milli geliri 52 bin dolar olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı 2015'te Türkiye'ye tarifeli uçakla gelmişti. İşte fotoğrafı efendim. CHP liderinin Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarifeli uçakla mı uçacaksın diyerek tepki göstermişti biliyorsunuz ki. Ve CHP lideri de Erdoğan tarifeli uçakla uçmak sandığın kadar kötü değil yanıtını verdi. Son olaraksa hem CHP'den hem de diğer muhalefet partilerinden Erdoğan'a uçak ve israf tepkileri sürdü. İşte neler söylediğini görüyorsunuz. Gelince uçakları satacakmış. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Bizim milli gelirimizin 20 katı, 30 katı olan ülkelerin uçak sayısına bakın. Bir de bizim uçak sayımıza bakın. O uçakları geldiğimiz gün satacağımızı söylemek istiyoruz. En başta da o Katar'ın hediye etmiş olduğu uçağı satacağız. Kılıçdaroğlu'nun israf çıkışıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı uçakları satacağım açıklamasına Erdoğan'ın tarifeli uçak tepkisi ve polemik yeni açıklamalarla sürüyor. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Yarış edeceksin. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin. Almanya Başbakanı Merkel tarifeli uçakla gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin iki uçağı var. Japonya İmparatoru'nun emrinde iki uçak var. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok ya. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Her iki gençten biri istiyorsunuz ama 13 özel uçağımız var. Halkın durumu bu şekildeyken isterse 130 uçağın olsun itibarlı değil, israflı olarak gözükürsünüz. Biz geldiğimiz zaman bu uçakları satacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, uçakları satıp da tarifeli uçağa mı binelim? Devlet böyle uçak satarak yönetilmez diyorsunuz ya. Sayın Erdoğan, 13 uçak var. Hepsini satmayın. İkisi kalsın, 11 tanesini satın. Tasarrufa uçaktan başlayın. Devletin ekonomisi çöktü. Ekonomist olarak çözüm üretin. CHP ile Erdoğan arasındaki uçak polemiğine Demokrat Partili Cemal Engenyurt da 11 uçak satılsın diyerek katıldı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan da konuştu. Başta Cumhurbaşkanlığındaki israf olmak üzere yazlık saraylardan yüzleri bulan danışmanlara 15-16 uçağa ve her türlü israfı bünyesinde barındıran zihniyete bir son vereceğiz. 100 araçlı konvoyların içinde 1200 odalık kışlık 300 odalık sarayların içinde çalışmayacaksın. Vatandaşla iç içe olacaksın. Bir yanda Cumhurbaşkanlığına bağlı uçak sayısı tartışması, diğer yanda Marmaris Soklukkoyun'da inşa edilen yazlık konut. Sözcü gazetesi o konuta ait içeriden yeni fotoğraflar yayınladı. Korkusuz gazetesinden de bir başka pencere. CHP Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan iktidara sert sözler. Ülkede 17 milyon yoksul varken 3 ayrı sarayda oturmak israftır. İktidar ve halkın yaşam standardı arasındaki uçuruma dikkat çeken Veli Ağbaba, ülkedeki yoksulluk fotoğrafını rakamlarla özetleyip AKP'ye seslendi. 30'un üzerinde vekilden oluşan esnaf masası heyetiyle Niğde'de halkın nabzını tuttu. Ağbaba, enflasyon çift, maaş zammı tek haneli eleştirisinde bulundu ve 17 milyon sosyal yardımlarla geçinirken, 10 milyonu aşkın işsiz iş ararken, 8 milyon emekli açlık sınırında maaş alırken 3 ayrı sarayda oturmak israftır, günahtır dedi. Emeklinin yüzü yine gülmedi biliyorsunuz ki sevgili izleyicilerimiz. Sadece ve sadece %8,45 oranında zam uygun görüldü onlara. Bu da bazı emekli aylıkları için 150-200 lira demek ki bu da kira, doğalgaz, elektrik gibi faturalara gelen zamlarla birlikte çoktan eriyip gitmiş oluyor. Ve yargı paketi, dördüncü yargı paketi yasalaştı. Kamuoyunda dördüncü yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre kadına şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla eşe karşı işlenen suçlarda cezalar artırıldı. Ama tabii ki bunun aması var. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi 4. yargı paketi. Muhalefet o düzenlemede yer alan bazı noktalara özellikle dikkat çekti ve itiraz etti. Onlardan biri de çocuğa cinsel istismarda somut delil aranma şartı getirilmesi. Çocuğun istismarını da kapsayan katalog suçlardan tutuklama için kuvvetli suç şüphesi yetmez, somut delil de isteriz diyorsunuz. Çocuk gidecek, delil bulacak size. Somut delil kavramı keyfi tutuklamanın önüne geçecek bir durumdur. İstismar etmeyin ve karıştırmayın. Dördüncü yargı paketi tartışmalarla meclisten geçti. Çocuğa cinsel istismarda somut delil aranma şartı getirildi. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Türkiye çocuk istismarının en sık görüldüğü üçüncü ülke. Dünyada Türkiye üçüncüymüş. Şu anda eldeki verilerin tamamı uydurma. Çocuk gidecek, delil bulacak size. İyi bir avukat bulacak önce. Darp ve tıbbi raporlarını alacak. Çocuk istismarı suçunda somut delil aranıyorsa zaten bu tutanaklar, uzmanların tuttuğu raporlar da yargı tarafından somut delil olarak değerlendirilebilecektir. Tarikat şeyhi 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı mı? Tutuklanmadı mı? İktidar çocuk istismarı suçunda somut delil aranması keyfi tutuklamanın önüne geçecek diyor. Muhalefet ise birilerini kurtarma düzenlemesi diye itiraz ediyor. Dördüncü yargı paketinde tutuklamaya da istisna getiriliyor. Adli kontrol yeterliyse tutuklama kararı verilmeyecektir. Sorun uygulamada, sorun zihniyette. 23 Haziran'da İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde bir vatandaş polis merkezine girdi. Maalesef ölüsü çıktı. 2 hafta geçti. Bir tek şüpheli dahi yok. Yaklaşık 2 yıl önce bir reform paketi daha getirdiniz. Yine süslü bir cümleyle demiştiniz ki tutukluluk 2 yıldan fazla süremez demiştiniz. Oysa şimdi ne yapıyorsunuz? Osman Kavala davası, Selahattin Demirtaş davası buna örnektir. İfade vermesi için hakkında yakalama kararı olan kişi evinde, otelde, yolda tespit edildiğinde gözaltına alınmayacak ama bir defaya mahsus. Yargı paketinde kadına yönelik şiddetle ilgili de düzenleme var. Eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artıran nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları eş ya da boşanılan eş değil, kadınların tümünü kapsaması gerektiğini söylüyor. Cinsel istismarda somut delili şartı getirildi ve bu çok acımasızca. Çocuklarımız koruma altında değiller ve ülke, bizi yönetenler çocuklarımızı koruyamıyor. Bu ne yazık ki bir yüz karasıdır. Yasalarımız koruyamıyor aslında ve buna göz yummakta küçücük çocuklardan istismara uğramış, şiddete uğramış küçücük çocuklardan somut delil beklenmesi adaletin, hukukun ne kadar eksik, ne kadar haksız olduğunun aslında bir başka göstergesi. Meclisten geçti, çok tartışmalıydı ve ne yazık ki 13. maddeye hukukçular ne diyor? Bunu da çok merak ediyorum. Eğer bizi izleyen hukukçularımız varsa Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan bu konuyla alakalı görüşlerini bekliyorum. Efendim gelelim Milli Gazete'ye. Piyasa enseyi kararttı. Ekonomi başlıklarına baktığımızda esasında pek iç açıcı tablolar yok. Ve ekonomi gündemine baktığımızda umut vadeden bir durum da yok. Tünelin sonunda ışık da görünmüyor. Faiz oranları çokça tartışılırken, Merkez Bankası rezervleri çokça tartışılırken bir toplama tablo görüyoruz. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %14,46'dan %15,64'e çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 8,95'ten 8,99'a yükselirken 12 ay sonrası dolar Türk lira beklentisi 9,34 oldu. Enflasyon oranına göre verilen zamlar zam değildir diyor Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul. Çünkü enflasyon oranları, yükselen kur oranları, faiz oranları herkesin belini bükmüş durumda. Tabii büyük resme baktığımızda cari açığımızın da ve dış borcumuzun da katlandığını görüyoruz. Dış borcumuz dolar kuru her yükselişte, her yükseldiğinde daha da katlanıyor.
Ki hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalarla birlikte bir gecede fakirleşmiş ve bir gecede borcumuz katlanmıştı. Yani dolar kurundaki, euro kurundaki her artış bizim büyük penceremizdeki, yani Türkiye penceresinden baktığımızda dış borcumuzu etkiliyor. Biraz daha vatandaş penceresinden baktığımızda ise hayat pahalılığı demek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek döviz kuru ve enflasyonu dış güçlere bağlaması muhalefetin yine gündeminde. Eski kurmayları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na rakamlarla yanıt verdiler bu kez. CHP ise ekonomideki tabloyu dış güçlerle açıklayan Cumhurbaşkanı'na söke söke sözlerini hatırlattı. Gezi olaylarındaki amaç neyse, kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda aynıdır. Bu ülkenin hazinesinin borcu 2018 yılından sonra ikiye katladı mı? Ya şimdi Gezi olayları 2013. 2013'teki Gezi olaylarını çıkaran mı geldi de bugün hazinenin borcunu ikiye katladı? Çukur eylemleri 2016. 5 yıl geçmiş, 5 yıl. Çukur eylemlerini yapanlar mı bu ülkenin dövizlerini sattı ya? Türkiye'yi rayından çıkartmayı başaramayanlar bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldiler. Yeni hedef ekonomimizdi. Dış mihraka teslim olanlar bunlar, faizcilere teslim olanlar bunlar. Muhalefet ekonomik tablodan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutarken Erdoğan dış güçleri işaret etti. CHP'li Veli Ağbaba Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin söke söke sözlerini hatırlattı. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Ekonomi kötüye gidince dış güçler, faiz lobisi, üst akıl vesaire. Ama Kanal İstanbul'a gelince dış güçler avukatları yapabiliyor. Döviz kurunu harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Faizleri yükseltiyor diye. Sonuç ne oldu? Politika faizimiz %19. Dünyanın en yüksek 7. faizi. Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları hayata geçirme gayretleri sona ermemiştir. Şu anda Merkez Bankası emrinde mi? Emrinde. 2018 seçimlere giderken ne diyordu? Tek yetki bende olsun, faizde, enflasyonda nasıl düşürülür ben göstereceğim demiyor muydu? Hala 3 yıl geçmiş, Gezi olayları diyor, Çukur diyor, 15 Temmuz diyor. Kimse kusura bakmasın. Bu millet saf değil. Muhalefet Türkiye ekonomisine dışarıdan saldırı açıklamalarını kabul etmiyor. Ekonomik tablonun tek sorumlusu iktidar diyor. Sırf akraba diye al damadı bakan yap diye bu millet mi söyledi? 130 milyar dolar dövizi sat diye bu millet mi söyledi size? Faizi %19'da tut diye bu millet mi söylüyor size? Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Merkez Bankası rezervlerini biz 27 milyar dolardan aldık. 132 milyar dolara çıkarttık. Yıllarca biriktirdik damla damla. Bunlar ne yaptı? Taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakanın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır 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 sattılar. Muhalefetin ekside dediği Merkez Bankası rezervi son 2 yılın en yüksek enflasyon rakamı, yüksek döviz kuru. Cumhurbaşkanının dış güçler çıkışı muhalefet cephesinde böyle yankılandı. Sizden gelen gerçek şu ki etiketiyle yollamış olduğunuz mesajlardan biri. Oylum Aytemiz diyor ki gerçek şu ki memlekette oluşan her türlü gündemin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Acil seçim istiyoruz diyen izleyicilerimizden biri. Bu arada erken seçim tartışmaları tabii ki bu haftada devam etti. Özellikle Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve bu konuda görüşlerin nasıl olduğuna dair pek çok kulis ayrıntısı vardı haberlerde. Meral Akşener mi yoksa Kılıçdaroğlu mu Cumhurbaşkanı adayı olacak Millet İttifakı'nın diye. Tabii bir yandan atışmalar da devam ediyor. Erken seçim yok ama muhalefet erken seçim talebini sürdürürken iktidar erken seçimin olmayacağı görüşünde. Ama tabii vatandaş cephesinden sorduğumuzda anket sonuçlarını incelemek gerekiyor aslında. Vatandaş erken seçim ister mi, istemez mi? Ya da mevcut şartlardan memnun mu, ekonomik şartlardan memnun mu? Bunu incelemek gerekiyor.
Derya Şeker diyor ki gerçek şu ki Marmara Denizi'nin isyanı ve haykırışı insanların yıllardır denize bıraktıkları pisliklerini ve sanayi atıklarını mütilaj olarak kustu. Denizlerimiz ölmeden insanlık inşallah buradan büyük bir ders alır diyor ve bir başka mesaj daha. Gerçek şu ki devlet yönetmek bazıları gibi şahsi egolarını tatmin etmek için lüksün dibine vurup vatandaşın sırtına semer vurmakla olmuyor ne yazık ki. İşte bir yandan da aslında bizler 128 milyar doların bile akıbetini halen öğrenememişken, Merkez Bankası rezervlerini ararken, 10 bin dolar rüşvet olan siyasetçinin kim olduğunu bilmezken, yanıtlanması gereken soruların yanıtlanmadığının her geçen gün bir kez daha anlarken, idrak ederken, bir yanda da aslında toplumun en çok kalbine dokunan, bu kadar yoksulluk artmışken, bu kadar işsizlik oranı artmışken halen bazı şeylerin gözümüze sokularak israf ediliyor olması, lüks ve ihtişam içerisinde devlet erkanının boy gösteriyor olması özellikle yoksul kesim tarafından hakikaten incitici bir durum. Sırada ne vardı İrfancığım? Müzik yasağı var sevgili izleyiciler. Malum müzisyenler çok zor günler geçiriyor. Müzik yasağıyla alakalı aslında 12'den sonra getirilen müzik yasağı müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi. Son gelişmeleri de sizlerle paylaşmış olalım. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, hey dost dağlar bizimdir. Meclis kürsüsünde bir ilk yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Nuray Ataltaca Kayışoğlu gece 12'den sonra getirilen müzik yasağını ve müzisyenlerin sorunlarını dile getirmek için çıktığı meclis kürsüsünde türkü söyledi. Haydo. Artık bu yasaklara son verin, bu utançtan bu ülkeyi kurtarın diyorum. Son salgın döneminde tam 40 bin müzisyenimize 270 milyon TL yardım yapılmıştır. Yeter mi? Yetmez. Keşke daha fazla yardım yapabilsek. Pandemi yasaklarının başladığı Mart 2020 yılından bugüne tam 100'ün üzerinde müzisyen intihar etti arkadaşlar ya. Farkında mısınız bilmiyorum. Birden düştükleri yokluk ve sefalet yüzünden canlarına kıydı bu insanlar. Pandemi yasaklarının en çok etkilediği meslek grubu müzisyenler bir yıldan fazla süre ne sahne alabildiler ne enstrümanlarını çalabildiler. Normale döneceklerini düşünürken bu kez de gece 12'den sonra müzik yasağı geldi. Yazın havalar 9'da kararıyor. Siz 12'den sonra müzik yasaklıyorsunuz. Bunlar nasıl çalışacaklar? Nasıl sanatlarını icra edecekler? Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Günde 3 saat çalışmayla bu müzisyenler evlerini nasıl geçindirecekler? Ailesinin giderlerini nasıl karşılayacaklar? İyi Parti pandemi döneminde işsiz kalan, geçim sıkıntısı yaşayan müzisyenlerin sorunlarının çözümü için önerge verdi genel kurula. CHP adına Nuray Ataltaca Kayışoğlu çıktı kürsüye. Belimizde kılıncımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, hey dost dağlar bizimdir. Çünkü tek parti döneminde sanat musikisini yasaklayanlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. O tek partinin içinde Celal Bayar da vardı, rahmetli Menderes de vardı, senin deden de vardı. Cumhuriyeti kuran bütün ahali vardı. AK Parti 12'den sonra müzik yasağını Avrupa'da da örnekleri var diyerek savundu. Müzisyenlerin sorunlarının araştırılması için verilen önerge de reddedildi. CHP Denizcilik Bakanlığı kurulması için harekete geçti. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Hopa'dan İskenderun, Samandağ'a kadar sürecek bir tura çıktı. Limanlarda balıkçılarla bir araya geliyor, sektörün ve denizlerin sorunları konuşuyor. Temmuz'da çıktık yolumuza, Hopa'ya geldik.
Amacımız Hopa'dan başlayıp Hatay Samandağ'a kadar 55 günlük sürede Türkiye'de 28 kıyısı olan ile uğramak, limanlarımıza uğramak ve orada balıkçılarımızın, sektörümüzün paydaşlarının, liman başkanlıklarının, tarım il müdürlüklerinin, bilim adamlarının, üniversitelerimizin, enstitülerimizin hepsinin görüşlerini almak, sorunları dinlemek ve çözüm önerileriyle bir rapor oluşturmak. Stoklarımız bitti, balıklarımız bitti. Çevre kirliliğimiz had safhada, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kurmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ve Türkiye'de balıkçılarımızın en güvendiği liman biz olmak istiyoruz. Aslında hayatını denize ve balıkçılığa adamış bir isim vardır. Süreyya Üzmez'in hayaliydi bu ve bunun için çok mücadele verdi. Ama bu zamana kadar siyasilerimizin atmamış olduğu bir adımdı ve Barış Karadeniz bunu hayata geçirmeye karar verdiğinde bize ulaştı. Ben de çok kendi adıma takdir ettim ve bu adımın atılmasında aslında geç bile kalındığını söyledim. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Balıklarımız, denizlerimiz bizim için çok değerli. Mütilaj gibi bir problemle savaşırken eğer Orman Bakanlığı varsa Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı da olmalı. Bu zamana kadar kurulmamış olması hakikaten şaşırtıcı aslında. Dilerim ki bu hayata geçer ve denizlerimizi, balıklarımızı yok olmadan koruyabiliriz. Toskoparan'daki kentsel dönüşüm düğümünü defalarca ekranlarımıza taşımıştık sevgili izleyiciler. İki hafta önce evlerini terk etsinler diye elektrikleri ve suları kesilmişti vatandaşların. Danıştay'dansa yürütmeyi durdurma kararı geldi. Yani evlerinden ayrılmak zorunda kalmayacaklar. Kararı tebliğ etmeye geldik. Tebliğ edeceğimiz nokta şudur ki Toskoparan'da hali hazırda şu dakika itibariyle bir riskli alan yoktur. Riskli alanda oldukları gerekçesiyle evlerini boşaltmaları istenmiş. Boşaltmayınca da elektrik, su ve doğalgazları kesilmişti. Toskoparanlılar direnince polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Bu görüntülerin üzerinden iki hafta geçti. Elektriksiz, susuz geçen iki haftanın ardından Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani alan riskli sayılmayacak, evlerini terk etmek zorunda kalmayacaklar. Bu kadar olmasın, sana bu kadar eziyet olmaz. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ama Toskoparanlılar polis müdahalesiyle kesilen elektrik, su ve doğalgazlarına hala kavuşamadılar. Bunun için de Güngören Belediyesi önündeler. İçeriye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hazineye devredilen tapular geri devredilecek vatandaşlara. Bunları yapmayanlar suç işlerler. Yapılacak ilk şey de kestikleri elektrik, su, doğalgazı bağlatmaları olacak. Toskoparanlılar İstanbul Güngören Belediyesi önünde eylemdeydi. Eylemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da yaptığı çağrıyı hatırlattılar. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e seslendiler. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınıza yer alacağım. Biz Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine buraya geldik. Cumhurbaşkanı ne dedi? Belediye size yalan söylerse gidin önünde oturma eylemi yapın dedik. Cumhurbaşkanımız size Bünyamin Demir'i şikayet etmeye geldi. Şu an yürütmeyi durdurma kararını kazandık. Bizim hakkımız olanı istiyoruz. Evimize ev. Biz para verecek durumda değiliz. Bu zulmü bize niye yapıyorlar? Onlar da her kentsel dönüşüm mağduru gibi evlerinin ve arazilerinin ranta kurban gitmediği bir sözleşme yapmak istiyorlar. Danıştay'ın kararının ardındansa elektrik, su gibi altyapı hizmetlerine yeniden kavuşmayı talep ediyorlar. Onkoloji hastasıyım, eşim kalp damar hastası. Bu vaziyette tankerden su alarak hastalarıma banyo yaptırıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Asla kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz ranttsal dönüşüme karşıyız. Süt üretimindeki artışla birlikte tüketiciler fiyatların da düşmesini bekliyor ama öyle olmuyor. Artan maliyetler sebebiyle süt ve süt ürünlerinin fiyatı her geçen gün katlanıyor. 600 liraya tenekesini aldım peynir, şu an 750 lira olmuş. Peynir,
tereyağı, etli kaşar, tulum peyniri, çeçil, çil süt, paket süt. Yani süt de aklınıza gelebilecek her şey şu anda son bir ay içerisinde %15 gibi bir zam geldi. Tabii ki zorluyor. Geçen hafta ayrı alıp fiyat alıyorsun, şimdi ayrı fiyat alıyorsun. Önceden biz bir kalıbın altına peynir sattığımızı hiç hatırlamazdık. Şu an 100 gram, 150 gram, 300 grama kadar düştü. Tüketici en temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerinin zamlanan fiyatlarından dertli. Başta peynir ve tereyağı olmak üzere süt ürünleri son bir ayda ortalama %15-20 zamlandı. Zaten pahalıydı, daha da cep yakıyor artık. Tüketici pahalılıktan, üretici de artan maliyetten şikayetçi. Üstelik tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre fiyatlar daha da artabilir. Bu yem fiyatlarındaki artış durdurulamazsa ve yemdeki zamlar çiğ süt fiyatına yansıtılamazsa üretici para kazanamadığı için süt hayvancılığını sürdüremeyecek, besiciliği sürdüremeyecek. Önümüzdeki dönemde hem ette hem de sütte fiyatlar daha fazla artabilir. Üreticinin maliyet artışı raflardaki etiketlere de yansıdı. Süt ürünlerine ortalama %15 ile 20 arasında zam geldi son bir ayda. Bu da ürün başına 10 lira zam demek oluyor. Yenibosna'da peynir satan bir dükkandayız. Burada beyaz peynirin kilosu 50 liradan 60 liraya, tereyağının kilosu 65 liradan 75 liraya, eski kaşarın kilosuysa 70 liradan 80 liraya yükseldi. Bir kalıp almak için geldim. Yarım kalıp alıp çıkmak zorunda kalıyorum. Tüketici çok geldi diyor. Çünkü alım gücü şu an gerçekten çok az. Müşterilerimiz hepsi günü kurtarma peşinde. Öyle bir gelin bir haftalık ürünümü alayım evimde kalsın öyle bir şey şu an kesinlikle yok. Tereyağını kaşarını alan insanlar şu anda sadece beyaz peynirle günü bitirmenin peşinde. Özellikle yoğurt yapmak için tercih edilen sütün 5 litresi bundan bir hafta önce 28 liraydı. Şimdi ise raflarda 33 lira. 5 liralık bir artış var. TÜİK ise Mayıs ayının süt üretimini açıkladı. Önceki yıla göre %3,3 artış var. Üretim artınca fiyatların düşmesi ya da en azından yerinde sayması gerekirdi ama aksine arttı. TÜİK'e göre bile süt bir yılda %25 zamlandı. Vallahi çok aşırı zam geldi. Asgari ücretle çalışan insan zorlanıyor yani. Yarım kalıp peyniri bırakın. Peynir kırıntısı isteyen bile var. Semt pazarları toplanmak üzereyken gidip baktığınızda yerde düşen sebzeleri ve meyveleri alarak evine o akşamki yemeğini götürmeye çalışan vatandaşlarımız var. İşte israf tartışmalarının da aslında arkasında yatan meselelerden biri bu sevgili izleyiciler. Güzel bir proje var ve belediyeler bu projelerle alakalı önce olmalılar diye düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aslında bu güzel proje. Muhittin Böcek, köyde hayat var diyerek yola çıktı. Sanatın ve sanatçının bu kadar zor bir dönemden geçtiği süreçte bakın nasıl bir dönem başlattı. Dök dök dök. Dök abi dök gitsin. Köyden kente göçün önüne geçecek çiftçinin daha çok kazanmasını sağlayacak projenin adı Yerelden Kalkınma. Sanatı sanatçıyı destekleyecek olansa Köyde Hayat Var projesi. Her iki projeyi de Antalya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi. Başkanımız kalkınmanın öncelikle kırsaldan başlayacağını ve kırsalı kalkındırdığımız zaman zaten şehirlerimizin otomatik olarak gelişeceğinin çok farkında. Çiftçiye tarımsal sulamada enerji desteği, sulama borusu ve süt tankeri hibesi, tohum ve fide dağıtımı, arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik ara otu ekimi ve kovan bağışı ve susuzluk nedeniyle ekim yapılamayan toprakları tarıma kazandırmak için yapılan sulama tesisleriyle üretime kazandırılan alanlar, genç nüfusa istihdam sağlanmasını amaçlayan Yerelden Kalkınma projesiyle birçok konuda çiftçi ve üreticiye ücretsiz destek sağlandı Antalya'da. Üreticilerimiz çok memnun. Daha önce çiçekçilik, aromatik bitkiler konusunda yetiştiricilik, lahana ekimi falan da yapıldı. Bu arıcılar için bir kalkınma olarak bu bile yetiyor ama İnşallah devamı da gelir. İnşallah üretimimiz daha iyi olacak. Şimdi de Köyde Hayat Var projesi hayata geçti. Sanat ve sanatçıyı da destekleyen projeyle tiyatrocu ve müzisyenler halkla buluşturuluyor. Çiftçi zor günler geçiriyor ve çiftçinin ayak seslerini, çiftçinin isyan seslerini Ankara duymuyor. Hatırlarsanız tam 8 kez Ankara'ya yürüdüler seslerini duyurmak adına. Ve özellikle son bir yıla baktığımızda
hem hayvanına, hem traktörüne, hem üretmek için kullandığı çapasına kadar her şeyine haciz gelen çiftçilerimiz var. Ve onlar üretmek için aslında topraktan uzaklaşmamak adına mücadele veriyorlar. Kredileri var, kredilerini ödeyemedikleri gibi bir de icra şoklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bir yandan çiftçi zor günlerinde mağdur olmasın diye her yıl devletin tarım sigortası Tarsim'e prim ödüyor. Peki o zor günler gelip çattığında ne oluyor? İşte yanıt. Artık buramıza kadar geldi. Yani artık yapamıyoruz. Satıp satıp gidiyorlar. Çiftçilik kalmadı. Her şey ateş pahası. Yani yazık. Zaten zor durumda çiftçi. Ağır maliyetler, para etmeyen ürün ve bir de şimdi iklim değişikliği, Türkiye'yi saran kuraklık. Kerim sürekli Adanalı. Limon bahçesinde 1700 ağacı var. Ama 1700 ağacında bir sağlıklı limon bulmak zor. Ya şuna bakın ya. Şöyle bakın. Bir tane limon var mı? Var, gösterin. Göstereyim. Evet. Şu bu ama bir tane. Limon bak. Gibi de sayılmaz pek. Minnacık yani bu bir şey. Bu ağaç şu an bu ağaçta hiç yoksa 120-130 kilo meyve olması lazım. Geçen yıla göre benim burada 180 ton enterim varken bu yıl 3-4 ton çıkarsa iyi. Ben Tarsim'e 4,5 bin lira buraya kasko yaptırdım. Ve bana dönmüş diyor ki iklim şartlarıyla alakalı değil diyor. Ve Tarsim benim 1 lira paramı vermedi. 5 yıldır tarım sigortası yaptırıyor Kerim sürekli. Bu yıl Haziran'da gündüzleri çok sıcak, geceleri soğuk geçti Adana'da. Limonda verim düştü. Zararını Tarsim karşılar sanmıştı ama... Sizin dedi bu limonlarınız dedi sadece sizin hatanızdan dolayı. Onun için dedi Tarsim ödeme yapmıyor. Bu bireysel bir şey değil. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı birçok bazı cinslerde ürün dökülmesine neden oldu. Bunların başına enterdonat limon gelmektedir. Hava şartlarından oluyor, sıcaklardan oluyor. Başka hiçbir şey değil ablacığım. Ama gel gelelim ki kimsenin, çiftçinin sahibi yok. Boş, başı boş geziyoruz. Yani saldım çayıra, Mevlam gayra. Koşullar nereden gelirse gelsin, eğer çiftçi mağdursa Tarsim'in burada hiçbir şey aramadan üreticinin mağduriyetini gidermesi gerekiyor. Kerim Sürekli'nin mağduriyeti giderilmedi. Yaşadıklarının sinirinden titreyen elleri bu sene boş kaldı. Her gün gelip kontrol ettiği bahçesinde bir limon ağacının gölgesinde şimdi ne yapacağını düşünüyor ve kararını da vermiş gibi görünüyor. Anlaştım bir hızarcıyla. Bunu kestireceğim. Artık bahçeyi de para etmiyor. Bu kadar güzel. Evet. Evet kestireceğim. Çünkü bizim başımızda Tarım Bakanı yok yok ablacığım. Gelin bakın Sayın Tarım Bakanım. Bu nasıl meydana geliyor? Bunu çiftçi nasıl yapıyor? Bu mazot, bu girdilerle nasıl başa çıkıyor ya? Bir bakın ya. Burak Özarslan bize yazan izleyicilerimizden biri. Gerçek şu ki dünyamızı kurtaracak olan sevgi, saygı, vicdan ve merhametli olmak. Sevgi en etkili aşı, Bodrum'dan sevgiler diyor Burak Özarslan. Ama her şey sevgi ve saygı çerçevesinde olmuyor ne yazık ki. Ordu'da dondurmacılık yapan esnaf gece iş yerinin kapatılmasını isteyen bekçilerle tartışma yaşadı. Bir süre sonra dükkana gelen polislerin müdahalesi sert oldu. İki polis soruşturma süresince açığa alındı. Arkadaşımız dışarı çıktı, hani ayırmaya çalıştı. Arkadaşımıza da elini kaldırarak yumruk salladı. Esnafla bekçiler arasında dondurmacının kapanış saati yüzünden tartışma çıktı. Araya polis ekibi girdi. Polislerden biri bir çalışana böyle yumruk attı. Bizi kolumuzdan tuttuğu gibi dışarı çıkın. Ellerinde sopalarla bize şiddet uyguladılar. Ordu'nun Ünye ilçesinde 6 Temmuz gecesi bekçiler görevdeydi.
Aslında 1 Temmuz'da sokak kısıtlamaları sona ermişti ama dondurmacıdan dükkanını kapatmasını istediler. Merve Gülay kapatırken fotoğrafının çekildiğini fark etti. Arkadaşlar dışarı çıkma yasağı var. 12'den sonra satış yapamazsınız. Tamam dedim ben de satış yapmıyoruz o zaman. Neden dedim fotoğrafımızı çekiyorsun dedim. Çekerim dedim. Gülay'ın yanına eşi ve kardeşleri de geldi. Bekçilerle aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Aradan çok vakit geçmeden ya 4 dakika ya 5 dakika. İki polis otosu geldi. Çıkarın ruhsatlarınızı, çıkarın kimliklerinizi. Nedir problem dedim. Demeye bırakmadan sen dedi, dışarı çık dedi. Gelen polisler iddiaya göre coplarla saldırdı Gülay'ın ailesine. O da darbe aldı. Eşimin ensesinden falan tutmaya çalıştı, kolundan tutmaya çalıştı. Bir çalışana ise polis yumruk attı. Dondurmacı Merve Gülay şikayetçi oldu. Ordu Valiliği iki polisi açığa aldı, soruşturma başlatıldı. Kadına şiddete hayır diyoruz ama biz güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet görmemeliydik. Ve hayvan hakları yasası, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi de yasalaştı sevgili izleyiciler. Can dost yasaları, hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirildi. Bunca yıllık mücadele sonrasında ama hayvanlara eziyetin, cinsel saldırının cezası katlandı ama kendi adıma da bu düzenlemenin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hayvanseverlerin yıllardır mücadelesini verdiği hayvanları koruma kanunu meclisten geçti ama hayvan hakları savunucularına göre yasanın kapsamı beklentileri karşılamaya yetmiyor. Hayvanın katliam kanunu geliyor. Çıkarın. Daha fare doğurdu. Yani beklentilerimizin çok altında bir yasa değişikliği çıktı. Hayvanlar mal değildir, candır diyorlar. Ama örneğin bir kişi bile kalkıp da demiyor ki bu cümle yasanın neresinde geçiyor? Yasanın hiçbir yerinde geçmiyor. Yıllardır mücadele ediyorlardı. Sonunda hayvanları koruma kanunu meclisten geçti ama hayvanseverlerin beklentileri karşılanmadı. Çünkü yasa ne evcil hayvan satışının önüne geçiyor ne de avcılığın. Kötü muameleye karşı verilen cezalar da caydırıcı seviyede değil. Hayvanlar mal değildir, hissedebilen varlıklardır, can olarak kabul edilir diye bir cümle koyabilirlerdi. Böyle bir cümle koyulmuş olsaydı örneğin hayvanların pet shoplardan mal gibi satılmamasının önüne geçilecekti. Hayvanların avcılar tarafından para karşılığında ihaleyle vurdurulmamasının önüne geçilecekti. Yunus parklarındaki yunusların gösteri maksatıyla izlenmesinin mevcutlardakinin önüne geçilecekti. Hayvanların sokaklarda, barınaklarda, evlerde şiddet görmesinin, işkenceye uğramasının önüne geçilmesi ve sağlıklı koşullarda bakılması için etkili bir hayvanları koruma kanunu istiyordu hayvanseverler. Yasa teklifi tartışmalar eşliğinde komisyondan geçti, mecliste kabul edildi. 4 milyon hayvanın katliam kanunu geliyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar, bir evcil hayvanı öldürmenin cezası 6 aydan 4 yıla, hayvana kötü muamele, işkence ya da cinsel istismarın cezası da 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak belirlendi. 6 ay hapis cezası demek aslında bir yatarı olmayan, hiçbir şekilde tutuklaması olmayan ceza demek. Hayvana kötü muameleyi siz bizzat gördüğünüz zaman bir suç duyurusunda bile bulunamayacaksınız. Ne vatandaş olarak ne hayvanları koruma derneği olarak. Kim bulunabilecek? O şehirdeki, ilçedeki tarım il müdürü ya da ilçe müdürü bulunabilecek. Diyecekler ki hayvan kendisi gitsin, hani başvursun. Hayvanseverlerin dikkat çektiği önemli noktalardan biri de pet shoplar, yani evcil hayvan satış yerleri. Yeni düzenlemeyle birlikte hayvanlar bu noktalarda sergilenerek satılamayacak. Ama hayvanseverlere göre bu düzenleme yetersiz. Çünkü onlar evcil hayvanların satışının tamamen yasaklanmasını istiyor. Dükkanlarda hayvan satışı olmayacak. Fakat internet üzerinden, katalog üzerinden, afiş ve broşür üzerinden yine siz bu hayvanları sipariş edeceksiniz, para verip satın alabileceksiniz. Yunus parkları ve avcılık da hayvanseverlerin yaptırım beklediği başlıklar arasındaydı ama etkili bir düzenleme yer almadı. Yunus parkları tamam, bundan sonra açılmayacak ama mevcut yaklaşık 14-15 tane Yunus park var. Yeni hayvan alınmaması gerekir diyor ama yeni hayvan alındığı zaman da verdiğiniz ceza 25 bin lira. 25 bin lira o koskoca turizm oteli için 3-4 odanın bir gecelik fiyatı. Caydırıcılığı olmayan bir rakam. Her
bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geç evlenmeye dikkat çekse de istatistikler gösteriyor ki evliliklerin yürüme oranı düştü. Özellikle pandemi döneminde boşananların sayısı çok arttı. İki nikah masasından biri devrildi diyebiliriz. Evet. Bir yanda mutluluğa, diğer yanda ayrılığa atılan imzalar. 2020 yılında 500 bine yakın çift bir ömür birlikteliğe evet dedi. Yaklaşık 250 bine yakın çiftse birbirlerinin hayatlarından bir ömür çıkmak için aynı yıl evlenenlerin yarısı kadar çift boşandı. Eller oynasın, eller diller kaynasın. Oksijen gazetesinin haberine göre her yıl evlenenlerin sayısı azalıyor. Boşananların sayısı ise artıyor. 2020 yılında 487 bin çift nikah masasına oturdu. 246 bin çift ise boşanma davası açtı. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde boşanma davası sayısında artış %20'nin üzerinde. 2020'de az da olsa bir düşüş yaşandı bu sayıda. Hukukçulara göre nedeni salgın şartları yüzünden yavaş yürüyen hukuk sistemi. Boşanmaların yaklaşık %30'u anlaşmalı, geri kalanı çekişmeli bitiyor ve hukukçular boşanmalardaki artışın 2021'de yükselebileceğine dikkat çekiyor. Denizli'de derede yapılan su bendi yıkıldı. Sular şehir merkezine kadar ulaştı ve yollar göle döndü. Deredeki su bendi yıkıldı, şehir merkezi göle döndü. Denizli'nin Honaz ilçesinde dere yatağına kurulan su toplama bendi aşırı yüke dayanamayarak yıkıldı. Taşan sular kent merkezindeki Ankara Bulvarı'nı su altında bıraktı. Pamukkale ilçesi Karşıyaka mahallesine kadar ulaştı. Birikintilerin uzunluğu 1,5 kilometreyi buldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. SMA hastası çocuklarımızı bağışlarla hayata bağlamaya çalışırken bir duyuru da, bir destek de bizden olsun. Lina Çulha SMA tip 1 hastası bir bebeğimiz ve ilacına kavuşmak için desteklerinizi bekliyor. Duyurmuş olalım, baba Orhan Çulha Vakıfbank hesabı burada ne yazık ki diyor ki Türkiye'nin en küçük SMA tip 1 hastası kızım ve semptom göstermeden ilacına kavuşursa hayatına kalıcı bir hasar almadan devam edebilecek. Bu zorlu yolda lütfen çok geç kalmadan Lina'nın elinden tutun, küçük kızım ellerimden kayıp gitsin istemiyor diyor. Bir anne ve bir baba için herhalde daha ötesinde bir acı olamaz. Göz göre göre çocuklarının her türlü felaketle karşılaşabileceğini izlemek ve bu konuda ne yazık ki Sağlık Bakanlığı halen harekete geçmedi ve ne yazık ki bu kadar az sayıda olan çocuklarımızı, bebeklerimizi hayata bağlayabilmek adına gereken masrafı sosyal devletimiz karşılamıyor. Bir kez daha SMA hastası çocuklarımız için gerekenin yapılmasını söyleyerek SMA hastası çocuklarımızla ilgili bir başka habere gidiyoruz. SMA hastası çocukların aileleri hala SGK'nın gen tedavisini karşılamasını bekliyor. Çünkü 2 milyon euroyu aşan parayı kendi imkanlarıyla toplayabilmeleri çok zor. SMA gibi nadir bir kas hastalığı olan DMD'liler de ilaca erişimde benzer zorluğu yaşıyorlar. Onlar da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sağlık fonuna Türkiye'nin de dahil olması için harekete geçti. Tedavi alabilmesi için 13,5 kiloya geçmemesi lazım. Yusuf'un ben aç yatırıyorum. Ben Yusuf'tan önce de kızımı da kaybettim. Yusuf'un gen tedavisini alıp iyi olabilmesi için bizim sizlere ihtiyacımız var. Ay kızım. Çaresi olan bir hastalıkta evladımız ölsün istemiyoruz. Benim çocuğumu da kurtarın. Zeynep Sarem'in elinden tutun. SMA hastası Yusuf yarım kilo daha alırsa gen tedavisi şansını kaybedecek. Ancak ailenin 2 milyon 100 bin euroluk tedavi masrafını karşılaması mümkün değil. Zeynep Sare'nin ailesi de gerekli parayı bulabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor. Çünkü tedavi hala SGK kapsamına alınmadı. Aileler bireysel kampanyalarla umut arıyor.
4 Ağustos 2020'den beri bu hastalıkla mücadele eden Eren Şehmus'un küçük bedeni yürütülen destek kampanyası tamamlanamadan SMA'ya yenik düştü. SMA gibi nadir görülen bir kas hastalığı olan DMD'li çocukların aileleri de ilaçlar için harekete geçti. Birleşmiş Milletler yeşil ışık yaktı. Birleşmiş Milletler'in kimseyi geride bırakma taahhüdüyle nadir hastalıklara sahip bireylerin evrensel sağlık sigortası kapsamına alınarak bunların tedavilerinin karşılanması gerektiğiyle ilgili Birleşmiş Milletler temsilcimize biz de başvuruda bulunduk. DMD Aileleri Derneği Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin de deklarasyona imza atması için görüştü. Eğer o imza atılırsa nadir hastalıkların tedavi masrafı evrensel sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Yani uluslararası fona her ülke milli gelirine oranla para aktaracak. Ve tedaviler Birleşmiş Milletler kontrolünde o fondan karşılanacak. Gerek DMD gerek SMA olsun gelecekte faydasını olduğunu düşündüğümüz bir işe imza attık. Bu gerçekleşirse milyon dolarlık tedavilerin erişimi noktasında ailelerimizin endişeleri ortadan kalkacaktır. Bu ilaç ülkemize gelirse toplu halde daha uygun fiyata gelir ve biz ailelerin gideceğimiz ülkelerdeki kalma, yeme, içme gibi ve oradaki ayrıyeten olacak tedavi masrafları da neticede bir bütçe ona da gidiyor. Bu ilacın ülkemize gelmesi o paranın ülkemizde kalmasını vesile olur. Bir yandan evrensel fon gündemdeyken SMA hastalarının aileleri de SGK'dan gelecek iyi bir haberi beklemeye devam ediyor. Çünkü gen tedavisi için devlet toplu ilaç alımı yaparsa çok daha ucuza gelecek. Üstelik tedavi yurt dışında değil de Türkiye'de uygulanırsa seyahat ve konaklama gibi harcamalara da gerek kalmayacak. 10 ailenin oradaki ekstra harcadığı maliyetle bir çocuğun daha hayatı kurtulur. SMA hastası Bensu Esile Orhan'ın babasının yaptığı bu hesap hayati. Çünkü çocuklar için vakit daralıyor. Kocaeli Gebze'de yaşayan 4 yaşındaki Yusuf Polat'ın ablası da SMA nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gen tedavisi büyük umut ama para bulamıyor ailesi. 500 gram daha alırsa tedaviye kabul edilmeyecek. Maskeyle uyuyor. Gece gündüz yutkunamıyor, nefes alamıyor. İkinci kez aynı acı yaşamak istemiyorum. Efendim kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 10 Temmuz 2021. Bugün Dünya Hukuk Günü. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün her daim sağlanması dileğiyle. Ve tabii ki ülkemizdeki adaletsizliklerin giderilmesi dileğiyle. Sapıkların, canilerin, kadınlara, çocuklara işkence edenlerin elini kolunu sallayarak gezemediği ve gereken cezaları alabildiği günleri görmemiz temennisiyle efendim. Benim de bugüne dair temennim bu. Şöyle bir manzaramıza bakalım istiyoruz tekrar. Yeni gözünü açanlar muhakkak ki vardır siz sevgili izleyicilerimiz arasında. Aslında yaz havası ama çok da terletmeyen bir hava var. Ama meteorolojinin de yine bugünlerde bazı uyarıları var. Malum günlerdir selle mücadele eden Düzce ve Sakaryalılar felaket sonrası yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Ama meteorolojinin uyarı yaptığı iller arasında bu iki ilde var. Yeni su baskınları görebiliriz. Yeni yağmurlar yolda. Günlerdir sağanak ve sel uyarısı yapıyor meteoroloji. Benzer bir uyarı daha bugün de Orta ve Doğu Karadeniz'le 12 il için var. Özellikle günlerdir selle mücadele eden, yaralarını sarmaya çalışan Sakarya ve Düzce'de yeni su baskınlarına dikkat. Haziran yağmurlu bitti. Temmuz ayına güneşli girdi Türkiye. Tam yaz geldi, sıcaklık arttı. Yaz yağmurları bitti derken Temmuz'da Haziran'ı aratmaz oldu. Hemen her ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor her gün. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan sel haberleri geliyor. Iğdır'da sağanak yağış ve dolu sonrası yollar göle döndü. Ağrı Dağı eteklerindeki bazı köylerde evleri ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan Karayolu ise selin beraberinde getirdiği kum ve çakıl taşları nedeniyle trafiğe kapandı. Kars'ta da dolu ve sağanak sonrası durum benzerdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyaza bürünen tarım arazilerindeki ekinlerde hasar oluştu.
Düzce'nin 4 ili Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova'da sel sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak yağmur da bir yandan devam ediyor kentte. Meteoroloji yeniden sağanak uyarısı yaptı Düzce ve bir diğer sel mağduru il Sakarya için. Bugün Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'la Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu. Yağmur bu bölgelerde hafta ortasına kadar devam edecek. Bu da yeni su baskınları riski demek. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ve koronavirüs tablosuna baktığımızda delta mutasyonu endişesi ülkemizde hakim. Dünyanın dört bir yanında vakalar artmış ve yükselmiş durumda. Özellikle İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, hatta Japonya'da o hal ilan edildi. Tabii ki Japonya'da o hal ilan edilmesi diğer ülkeleri kapsamıyor ama bizim ülkemizde de riskli olarak riskli kategorisine girmemiz an meselesi. Çünkü olduğumuz aşılar yeni mutasyonlara karşı yetersiz kalabiliyor ve ne yazık ki aşılama hızı da çok düşük. Sonbahara %70 bağışıklıkla girmemiz için %50'sinin toplumumuzun aşılanması gerekiyor. İkinci doz aşısının tamamlanması gerekiyor. Hatta mümkünse eğer üçüncü doz aşının da, hatırlatma aşısının da yapılması gerekiyor. Aşılama hızımız düşük ve vaka sayıları da 5000'in üzerinde. Baktığımızda ikinci doz ortalaması %27,02 efendim. Türkiye genelinde sadece ve sadece Muğla ilimizde daha iyi aşılama oranı ama bu yetersiz. İki il daha varmış. Çanakkale ve Kırklareli'de bu konuda %75'in üzerinde aşılama oranıyla iyi gidiyor aslında. Ama tüm çağrılara ve uyarılara rağmen aşılama istenilen seviyede değil. Gençler arasında aşılanma hızı çok düşük ve tabloya baktığımızda kritik günlerden geçiyoruz. Evet, gevşemeler oldu, evet normalleşmeye başladık ama elimizdeki en büyük silah olan aşıyı yeteri kadar hızlı uygulayamıyoruz. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Şu anda virüsle bir yarış halindeyiz. Eğer aşılarımızı düzgün bir biçimde tamamlayıp o toplumsal bağışıklık oranına bir an önce ulaşabilirsek virüsü biz yeneceğiz ve sonbahara çok rahat gireceğiz. Ama bunu yapamazsak ne yazık ki bizim açımızdan ve toplum açısından kötü bir süreç yaşayabiliriz. İşte bu kritik eşikte Türkiye. Aşılama oranı istenilen seviyeye ulaşmazsa sonbaharda delta mutasyonu nedeniyle dördüncü dalga kapıda. Aşıya ilgi ise düştü. İlk doz aşılama neredeyse ikinci ve üçüncü dozlarla aynı sayıda. Yani aşısına olan yeni dozlarını tereddütsüz yaptırıyor. Olmayansa hala bekliyor. 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısı ise 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. Sağlık Bakanı'nın verdiği oran tek doz için. Tek doz aşı yaptıranlarda 18 yaş üstü nüfusun oranı %60, bayrama kadar %70 hedefleniyor. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmeliyiz. Biz 1 Temmuz itibarıyla da neredeyse eski normal yaşamımıza dönmüş durumdayız. Kurban Bayramı ile beraber çok ciddi bir insan hareketliliği olacak ülke içerisinde. 9 Temmuz itibariyle Muğla'dan sonra iki ilimiz daha maviye döndü. Kırklareli ve Çanakkale. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından her iki ili de tebrik etti. Bayram öncesi hedefe ulaşılsın diye aşılamada geride kalan illerin camilerinden anonslar yapıldı. Hacı Yavaşı Arhat'ı Kentinemeleri Camii. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Memnunuz. Vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz aşıyı. Van Çatak'ta cami avlusuna aşı istasyonu açıldı. Çünkü ilde aşılama tek dozla bile henüz nüfusun yarısına ulaşmadı. Türkiye genelinde ise çift doz aşılananların oranı sadece %20 sınırında. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi diyelim.
bir pik daha yapabiliriz. Bugün bir haber aldım. Hastanemiz çalışanının bir yakını 22 yaşında gencecik bir kızcağız şu anda entübe olmuş durumda. Peki hocam, hastanelerinizde bir yoğunluk var mı? Böyle tek tük gelmeye başladı. Yani yavaş yavaş gelmeye başladı tekrar hastalar. Bizim yoğun bakımımıza da birkaç hasta geldi. Delta mutasyonunun gençlerde daha çok görülmesinin sebebi aşı yaptırmamış olmaları. Güney Kore'de bunun en net örneği. Ülke koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla anılıyordu. Ancak delta nedeniyle vaka sayılarında rekorlar yaşanıyor. En çok da 20-30 yaş arası aşı olmayan grupta tespit edildi. Başkent Seul'de kısıtlama kararları alındı. Güney Kore'de şöyle bir örnek var. Yani 1000 civarında olgu görmelerine karşın 1000 sayısı hemen yasaklamalarla hastalığı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bizde şu andaki olgu sayımız 5000'i geçmiş durumda ve biz normalleştik. Yani böyle bir çelişkiyle de karşı karşıyayız. Türkiye'nin yerli aşısı Turkovak'ta da önemli bir dönemece girildi sevgili izleyiciler. Faz 3 kapsamında gönüllülere uygulanıyor yerli aşı ve uygulama kısa sürede yurt genelinde 30 merkeze yayılarak devam edecek. Turkovak, yerli aşımız için gönüllü olduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuzdan bu tarafa yerli aşıyı bekliyordum. Kayıt olmuştum, Allah'a şükür sıram geldi. Sinovac, BioNTech gibi aşılamalarda hız çok önemli bir unsur. Turkovak'ta da biz olabildiğince elimizi hızlı tutup olumlu sonuçlarıyla birlikte yaygın kullanıma geçmesini planlıyoruz. Aşılanmak için yerli aşıyı bekleyen çok. Sonunda Turkovak için en somut adım atıldı. Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başladı. Faz 3 çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca, kısa sürede yaygın kullanıma geçileceğini ümit ediyoruz. Önceliğimiz yerli. Yerli aşıyı tavsiye ederim herkese. Kendi bildiğimiz Türk hekimlerimizin, Türk Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Başkent'te Ankara Şehir Hastanesi'nde, İstanbul'da ise Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanelerinde başladı gönüllülere uygulama. Türkiye'deki 30 merkeze yayılarak devam edecek. Yerli aşı 18-55 yaş aralığında koronavirüs geçirmemiş olanlara uygulanıyor. Gönüllü olmak için aranan diğer bir şartsa hiç aşılanmamış olmak. Aşı tanımlanıp kişilere aşı yapıldıktan sonra da çok yakın bir şekilde takipte tutuluyorlar. Günlük aramaları yapılıyor. Gerek yan etki açısından, gerekse sonraki enfeksiyon durumları açısından bu gönüllülerimizi uzun bir süre takipte tutmamız gerekiyor. Gönüllü olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Gönüllü olmanızda bu kararı vermenize en etkili neden neydi? Yerlilik. Yerli aşının faz 3 çalışmaları plasebo, yani boş aşı yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la beraber yürütülüyor. Yani gönüllü olanlar her durumda aşılanmış olacak. E-nabız üzerinden randevu alan ve uygun bulunan gönüllülerin aşı ataması ise rastgele seçimle yapılıyor. Turkovak bağlamında tabii hepimiz bu aşının başarılı olup ülkemiz tarafından geliştirilmesinin gururunu taşımak istiyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar sonucunda elde edeceğimiz olumlu sonuçlarla bu gururumuz pekişir. Biz memnunuz şu anda. İnşallah herkes katılır. Türk aşısını bekleyen ve faz 3 çalışması için gönüllü olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz. COVID-29 salgın döneminde iş hayatına damgasını vurdu. Çünkü işten çıkarma yasağı vardı ama işveren tek bir maddeyle COVID-29'la bu yasağı delebiliyordu. Pek çok çalışan mağdur oldu ve aylar sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü mağdurların sesini duydu ve bir açıklama yaptı. O açıklama ise hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Genel Müdür Nurcan Önder'e göre COVID-29 abartılı olarak kullanılmamış. Ortalama olarak ayda 15 bin kişi, günde yaklaşık 500 kişi, toplamda da 200 bine yakın insanın COVID-29'dan işten çıkartıldığını gördük. COVID-29'dan çıkışları karşılaştırdık. Bizim sosyal güvenlik kurumundan aldığımız raporlar aslında bunun bu dönemde abartılı olarak kullanıldığı, kullanılmadığı yönünde.
İşverenin işten çıkarma yasağını delebileceği tek maddeydi kod 29. 15 ay boyunca bu istisnai kodla işsiz kaldı çalışanlar. Üstelik yüz kızartıcı suçları da içeren bu kodla çıkartıldıkları için bulsalar da yeni bir işe giremediler. İşçiler, sendikalar eylem yaptı, seslerini duyurmaya çalıştı. Tüm bu sürece rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'e göre kod 29 abartılı olarak kullanılmadı. Aslında bu dönemde abartılı olarak kullanılmadığı yönünde. Tetih yasağı olmayan dönemde 17 bin çıkış çalışana kod 29'dan çıkış yapılırken kesin kısıtlı olan dönemde bu sayının 15 bin civarında olduğunu gördük. Polise yaptık adam. Tedavi görüyorlar. Ama çiftlik yapıyor. Ben kanser hastasıyım. 3 tane çocuğum var. Ekmeğimi çaldılar. 3 tane ekmek alıyordum. Kod 29 ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshi anlamına geliyor. İşten çıkışların yasak olduğu dönemde birçok kişi kod 29'da tazminat bile alamadan işini kaybetti. İşten çıkartma yasağını bu madde üzerinden deldiler bir. İkincisi kod 29'u toplu olarak uyguladılar. Kod 29 toplu uygulanmaz. DİS Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'na göre Genel Müdür Önder'in görüşünün aksine kod 29 bahane edilerek çokça çalışan işsiz kaldı. Öncelikle bunun kabul edilmesini, sonra da mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Kod 29'un işverenlerce DİS'in kısıtlı döneminde işçi mağdur edecek bir şekilde kullanıldığı söylendi. Aslında sayılarda artış dışında bir azalış da söz konusu. Bu kod 29'dan çıkartılan işçilerin büyük bir bölümü açılan davalarda haklı olduğu ortaya konuldu. Bu da SGK'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamış olduğu şeylerin doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Şimdi Suriyeli Yusra Mardini'nin hikayesini izleyeceksiniz. Onun hikayesi savaşta başladı ve olimpiyatlarda devam etti. Denizin ortasında hayat mücadelesi verirken attığı kulaçlarla hayatta kalmayı başardı Suriyeli Yusra Mardini. Yeni hayatına doğru attığı kulaçlar onu Tokyo Olimpiyatlarına taşıdı. İç savaşın başlamasının ardından Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındı Yusra Mardini. 20 kişiyi taşıyan küçük bir botla Yunanistan'a gidecekti. 17 yaşındaydı henüz. Bindiği botun motoru durdu. Yusra ve kardeşi suya atladı. Botu Midilli Adası'na kadar 4 saatten fazla ittiler ve kıyıya ulaştırmayı başardılar. Türkiye'den yüzerek ulaştığı Yunanistan'dan Almanya'ya gitti Suriyeli sığınmacı ve olimpik yüzücü Yusra Mardini. Şimdi kulaçlarını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için atacak. Bu yıl 660.sı gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye gelmesiyle birlikte otellerde yer kalmadı. Çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklarda ve meydanlarda kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdiler. Güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti efendim. Kırkpınar yağlı güreşleri 1,5 yılın ardından tekrar yapılıyor. Edirne'de Er Meydanı 660. kez kuruldu. Şehir bayram neşesine büründü. ...660 yıllık gelenek tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı. Bu yıl acısını çıkarırcasına bir coşkuyla başladı. Günler öncesinden antrenmanlara başlayan sporcular sadece rakipleriyle değil sıcak havayla da mücadele etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nde de mevlit okutuldu. Er Meydanı'nda mücadele etmek üzere kente gelen pehlivanlar ve güreş tutkunları cuma namazı öncesi camiye akın etti. Camiye girişte maske ve mesafe kuralına uyuma dikkat edildi. Sadece camide değil müsabakalara katılmak, izlemek isteyen herkes de yoğun koronavirüs denetimlerinden geçmek zorunda. PCR testi negatif olmayan pehlivanların müsabakalara katılmasına izin verilmedi. Er Meydanı'na girerken ziyaretçilerin de ateşleri ölçülüyor. HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Resmi törenle açılmasının ardından 11 Temmuz pazar gününe kadar sürecek çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleri başladı. Vatandaşın ilgisi de büyük. Otellerde yer kalmadı. Pek çok kişi yanlarında getirdikleri çadırlarda konaklıyor. Edirne bu hafta sonu özlediği coşkuyu yaşayacak. Tek endişe önlemlere riayet edilmezse virüs tehlikesinin artması. Çeşme Belediyesi Yunanistan'ın tam 10 katı daha fazla sakız üretmek için kolları sıvadı. Bismillahirrahmanirrahim. Çeşme'nin önemli dondurma üreticileri o meşhur sakızlı dondurmalarını geçtiğimiz yıl bu toprakların sakızlarıyla ürettiler. Çeşme'de yaklaşık 40 yıl aradan sonra sakız üretimi için yeniden harekete geçildi. Sakız ağacı hasadı töreni yapıldı. Hayır başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda yetiştirdiği sakız ağaçlarıyla komşu Yunanistan'ın Sakız Adası dünyada sakız üretiminde tekel konumunda. Çeşme Belediyesi hem bu tekeli kırmak hem de ülkeye sakız ağaçları kazandırıp ekonomiye katkı sağlamak için harekete geçti. Sakız ağaçlandırma alanlarımızı geliştirdik. Başlangıçta 1700 olan sakız ağacı sayımızı kısa sürede 2000'in üzerine çıkardık. Çeşme'nin Sakız Adası'ndan yaklaşık 10 kat daha fazla sakız üretme potansiyeli olduğunu söyledi Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orhan. Sakız ağacı sayısı birkaç yıl içinde artırıldı ve bu yıl sakız hasadı yapıldı. Reçinesi ve yağı ile 180 milyon euroyu aşan gelir potansiyeli olan sakız üretimi konusunda attığımız adımlar bugüne kadar tekel konumunda olan komşumuzda nasıl yankı yarattığını hep beraber gördük. İstanbullular tam 1,5 yıl aranın ardından ilk kez bir konserde buluştu. Yıldız Tilbe konseriyle sevenlerini coşturdu. Aradan sonra bir ilki yaşadı mega kent. İstanbullular Yıldız Tilbe konserinde buluştu. Koronavirüs başladığından bu yana etkinlikler, konserler iptal edilmiş. Virüsün bulaşması tehlikesine karşı milyonlar kalabalık alanlara giremez olmuştu. Aşılanma sonrası vaka sayılarında düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da dün ilk konser verildi. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu. Ben de vallahi özlemişiz birbirimizi. Özlem büyüktü. Konser alanını dolduran binlerce kişi arasında Şevval Sam da vardı. O da sahneye çıktı. Tabii konserlerin devam etmesi için sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi, maske ve hijyen kurallarının da ihlal edilmemesi gerekiyor. Müzik susmamalı, devam etmeli. Müzik yasakları olmamalı. Çünkü hem sanatımızı hem sanatçımızı korurken hem de özür dilerim hayatın içerisinde olan var bizim var olduğumuzu, yaşadığımızı hissettiren eğlence hayatı her zaman var olmalı ama kurallar çerçevesinde ihlal edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri Elsa kasırgasına teslim oldu. Şiddetli yağış sonrası onlarca metro istasyonu su altında kaldı. Elsa kasırgası New York'u vurdu. Metro istasyonlarını su bastı. Yolcular beline kadar suya girdi. Bazıları ise ayaklarına çöp torbası geçirerek merdivenlerdeki su birikintisini aşmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri tropikal kasırga Elsa'nın etkisi altında. Florida ve Georgia eyaletlerini yıkıp geçen kasırga New York'a ilerlemeye başladı. Kasırga hızla bölgeye yaklaşırken şiddetli yağış sele dönüştü. Yolları ve onlarca metro istasyonunu su bastı.
İstasyona giden yolcular merdivenlerde su engeliyle karşılaştı. Kimi ayakkabısını çıkardı, eline aldı, kimi de umursamadan suyun içine girdi. Bir kadın beline kadar suya battı. Yağmurdan korunmak için çöp torbalarını ayağına geçirenler yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. Yolcular perona ulaştıklarındaysa tavandan akan suyla karşılaştı. İlerlemekte güçlük çekti. Ömer Faruk Morkoç, adaleti artık mahkeme koridorlarında aramıyor insanlar. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. Bazen de hiç gelmeyen adalet söz konusudur. Ve ülkemizde biz bu duruma çok alışkınızdır. Ali İsmail Korkmaz'ın bugün ölüm yıl dönümü, 8. ölüm yıl dönümü. Onu hep 19 yaşında olarak hatırlayacağız. Gezi olayları sırasında kaybetmiştik ve ailesi halen adalet arayışında. Gani gani Allah rahmet eylesin ve adalet yerini bulsun temennisiyle efendim. Şimdi sırada yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber var. Hiç görülmemiş bir olaya imza attı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç. Bir kilisenin hacını ateşe vermeye çalıştı. Şüpheli polisten kaçmak için her yolu denedi. Kilisenin çatısına çıkan bir genç haçları yakmaya çalıştı. Şüpheli polisten kaçmak için çatıdan çatıya atladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehri şaşkınlık yaratan bir saldırıya tanıklık etti. Üzerinde sadece şort ve çorap olan bir genç kilisenin çatısına çıktı. 40 metre yükseklikteki haçları ateşe vermeye çalıştı. Haç alev almazken polis helikopteri genci takibe başladı. Polisten kaçmaya başlayan kundakçı çatıdan çatıya atladı. Binalar arasındaki elektrik ve telefon kablolarına tutunarak yolun karşısına geçti. 1,5 saat süren takip sonunda gencin kaçacak yeri kalmadı. Polis bir evin camını kırarak içeri giren genci kıskıvrak yakaladı. Polis genci hırsızlık ve kundakçılıktan gözaltına aldı. 25 yaşındaki genç akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için hastaneye gönderildi. Kurban Bayramı geliyor. Lösemili Çocuklar Vakfı, LÖSEV her yıl topladığı bağışların bir kısmını kırmızı et olarak kanser hastalarına ulaştırıyor. O paketlerin hazırlanmasına kanseri yenen çocuklar ve aileleri de destek oluyor. Size destek olmak isterseniz gerçekten bağışınızın nereye gittiğini öğrenmek ve güvenmek isterseniz LÖSEV'e bağışlarınızı yapabilirsiniz efendim. Evime normalde rümü hasta olmadan da et öyle çok sık giren bir aile değildik. Ama LÖSEV sayesinde hep dolabım etle doldu. Bir çocuğu yaşama döndürmek, bir annenin gözyaşını silmek dünyanın en büyük sevabı. Sadece kanser hastası çocukların tedavilerinde değil, maddi olarak da ailelerin yanında LÖSEV her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi yine etler yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere kolilendi. Reklamlar çıktı. Bir tane kanser hastası dedi ki benim için bir tohla sen de koyar mısın? Anne dedi biz de 20 TL bağış yapalım mı? Sevgili bağışçımız dedi, bağış yapmışsınız dedi. Dedim ki ben bağışçı değilim dedim. Evet yaptım ama dedim benim de kızım rahatsız. Ümmü Gülsüm Aydar ve annesi böyle tanıştı LÖSEV'le. 2018'de beyin tümörü teşhisi konuldu Ümmü Gülsüm'e. Tedavisi zorunluydu ama üstesinden geldi, sağlığına kavuştu. Yanında da hep LÖSEV vardı. Şimdi o da gönüllü olarak kanser tedavisi gören çocuklar için kolları sıvadı. 47, 51, 55. Bağışçıların LÖSEV'e yardım etmesini istiyorum. Çünkü
Herkes yardıma muhtaç burada. Her bağışçının yardımı kanser hastalarının elinden tutuyor. LÖSEV toplanan desteğin bir kısmını kanser hastalarının tedavisi boyunca tüketmeleri için ete ayırıyor. Ve 12 ay boyunca maddi gücü yetersiz kanser hastalarına ulaştırıyor. Geçen yıl aldığımız kurban bağışlarından söz verdiğimiz gibi 12 ay boyunca taze kesilmiş et ve et ürünü olarak ulaştırdığımız etlerimizin Kurban Bayramı yaklaşmadan önce son postasını ailelerimize ulaştırıyoruz. Özellikle proteinle beslenmesi gereken kanser hastalarına bu yardımlarımızı elden ulaştırmak çok önemli. Kanser hastaları için manevi olduğu kadar maddi yükün de çok ağır olduğunu söylemek gerekiyor ve onlara destek olmak zorundayız. LÖSEV bu ülkedeki en önemli ve en değerli sivil toplum kuruluşlarından biri. Bana kalırsa Kurban Bayramı'nda yardımlaşmanın da değerli olduğu bayramlarımızda LÖSEV'le işbirliği yapabilirsiniz ve bağışlarınızı oraya yapabilirsiniz efendim. Bir kitap önerimiz olsun. Bu sabahın önerisi Organizasyon Nasıl Yönetilir? İşte yönetim. Doçent Doktor Onur Başar Özbozkurt ve Fatma Yeşilkuş kaleme aldığı Organizasyon Nasıl Yönetilir? Aslında bu gibi kitaplara, akademik kitaplara çok değer veriyorum. Çünkü eğitimcilerin kaleme aldığı kitapların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gazetecilerin ve eğitimcilerin, özellikle akademisyenlerin. Krizleri yönetebilmek ve hayatın içerisinden o krizlerle vizyonumuzla, misyonumuzla baş edebilmek çok değerli. Japonya'ya gidiyoruz şimdi efendim. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir reklam panosuna 3 boyutlu kedi görüntüsü yansıtıldı ve hakikaten çok dikkat çekici bir sanat. Reklam panosundaki 3 boyutlu kedi Tokyo'nun gözdesi oldu. Dev kedi ayağa kalkıyor, yoldan geçenlere miyavlıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo sıra dışı bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Şehrin en yoğun tren istasyonu önündeki hiper gerçekçi LED ekrana 3 boyutlu kedi görüntüsü yansıtıldı. Kaliko kedisi sabah saatlerinde rüyasından şaşkınlıkla uyanıyor. Öğle saatlerinde ayağa kalkıyor. Yoldan geçenleri izliyor. Onlarla göz teması kurup miyavlıyor. Dev kedi akşam olduğundaysa patilerini başının altında kavuşturuyor. Esniyerek uykuya dalıyor. Kedinin görüntüsü büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Dev panonun sahibi şirket, kediyi ziyaret edemeyenler için internetten canlı yayına başladı. Şimdi herkes televizyonunun biraz sesini yükseltsin. Kulaklarımızın pası silinecek efendim. Allı Turnam, Ersa Yüner ve Burcu Arı'nın farklı yorumuyla geliyor. Allı Turnam bizi. Thank you.
bu sabah da Çalar Saat hafta sonundan böyleydi haberler efendim. Yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle.